fosfatik dişi iskeletler ve ayrıca iz olarak bırakılan fosil, iz fosil olarak tanımladığımız kalıntılar, kayıtlar diyelim. Eyvah, takıldım ben burada. Evet. Şimdi fosilleri 3 tipte tanımlıyoruz. 3 ana kategoride: gövde fosilleri, iz fosiller ve kimyasal fosiller. Gövde fosilleri, bunlar biraz önce de belirttiğim gibi kalça, kemik, diş gibi sert kısımlar ve bunların tortul kayalarda bıraktıkları kalıplar, izler. İz fosiller, canlıların yürümesi, sürünmesi, oyması gibi hareketlerinde yaşam biçimleriyle ilgili olan bıraktıkları izler. Ve ayrıca kimyasal fosiller var. Biyojenik organik bileşiklerin kalıntıları, bundan da biraz sonra söz edeceğim. Gövde fosillerine ait örneklerden görüyorsunuz. Örneğin bir trilobit, bir sefalopod, lamelli branş dediğimiz iki kalkılılardan kalkılar, deniz dairesi dediğimiz kronoidler gibi omurgalılara ait fosiller. İz fosiller, biraz önce de söyledik, yürümüş, oymuş, orayı doldurmuş, delikler açmış gibi tanımlayabiliriz. Onun yaşam biçimiyle ilgili de bir bilgi veriyor aynı zamanda. Çok önemli. İz fosillerden yine bakın bir reptil ayak izi. Bunun yanı sıra gastrolit ve hoprolit dediğimiz farklı fosil malzemesi de var. Fosil malzemesi olarak değerlendirdiğimiz. Gastrolitler, bunlar kuşlar, sürüngenler, solucanlar, amfibiler, foklar, dişli balinalar, otçu dinozorların gastrointestinal sistemlerinde bulunduğu mide kaşı ve kaşlık taşları olarak tanımlanıyor. Koprolitler ise fosilleşmiş dışkılar. Dışkı olmasına rağmen fosilleşmeleriyle birlikte eski ekosistemler hakkında da kanıtlar sağlıyor. Kimyasal fosillerin en önemlilerinden biri siyanobakterilerdir. Mavi yeşil bakteriler veya antler. Bunlar o dönemin oksijen gazı üreticileri olarak ortaya çıkmışlar ki canlılığın başlangıçtaki, hayatın başlangıçtaki oksijen üreticileridir aynı zamanda. Gelgit sonlarında su yüzeyine yakın kesimlerde ortamdaki kalsiyum ve karbonatı gövdeli varlıklarıyla birlikte çökelterek glomer benzeri hasır yapılar oluştururlar ve kalsisipiye olarak taşlaşırlar. Bunlara biz stromatolit diyoruz. Bunların tekrarlanmasıyla yandaki şekilde de gördüğünüz gibi laminalı yapılı, bugün de bunları görebiliyoruz, yapılı fosil yapıları oluşturabiliyoruz. Fosilleşme şekilleri dediğimiz zaman 7 tane fosilleşme şekli var. Bunların fosil olarak canlıların kalıntılarının kalabilmesi için. Bunları sırasıyla görmek, göstereceğim şimdi ben sizlere. Bunun üstüne çok fazla durmadan devam etmek istiyorum. Bunu söylemeden önce şu slide da çok pratik bir slide'dır. Fosilin gömüldüğü kayanın geçirimsiz olması veya taneli olup geçirimli olması onun fosilleşme koşullarını da tafonomik koşullarını da kararlamaktadır. Ayrıca kabuklaşmayla, bir kabukla örtülmesi de onun korunumunu çok daha kolay hale getirmektedir. Gözenek suyu çünkü burada kısıtlıdır. Burada ise gözenek suyu dolaşımı vardır. Bu gözenek suyu içinde kalkıtta bir takım değişiklikler gerçekleşir. Kristallenebilir. Yani rekristalize, yerde yer değiştirme minerallerle gerçekleşir. Burada ise doğrudan doğruya mineral canlının hücre yapısına girerek onun fosilleşmesini sağlar. Mesela silistleşmiş ağaçlar gibi düşünebilirsin. En kolay, en göz önünde bulunanlar. Kalkı kabuk ile sarılabilir yine bu ortamda. Çözülme durumu var. Çözülme durumunda bulunduğu tortul içinde bıraktığı izler iç ve dış baskı kalıp olarak, mold olarak tanımlanabilir. Bundan şimdi söz edeceğim biraz sonra. Bir de kalkı çözünür, onun yerini başka maddeme doldurur. Bu da boşluk dolgusu, kest, döküm kalıp olarak tanımlanır. Ayrıca mikrofosillerimiz de var. Hepsi tabii makrofosil değil bunların. Burada da gördüğünüz gibi dağılma, parçalanma, kırılma, erozyon, korozyon işlemleri yaşayabilir. Mikrofosiller de yine kırılabilirler. Ve kalkılarında gördüğünüz gibi diyajenetik işlemlerle farklı mineralleşmeler, yer değiştirmeler, ornatmalarla farklı bir şekiller alabilirler. Burada da bir diatomun, silistleşmiş bir diatomun fotoğrafını görüyorsunuz.
biraz daha ayrıntıları var. Yani Gulfilik çökleri diyoruz. 1.9 milyar yıl yaşlı örneğin. Kokkoliklerin demir oksit ve silika ile mineralleşmesiyle korunmuş. Diğerleri de buna benzer formlar. Mineral gövdeli ya da organik gövdeli olabilir bu mikrofosillerde. Yine onların koşullarına göre biraz önce saydığımız 7 şekilde fosilleşme yaşayabilirler. Şimdi birincisi kabuklaşma. Gördüğünüz gibi bir tane yengeç var. Onun üstü kalsit, çips, kuvars gibi sıcak su çıkışlarına yakın alanlarda bozulmadan üstü örtülebilir. Daha sonra iç kısmında bozulabilir, yok olabilir ama dış kısmına ait bir kabuk, inorganik kabuk oluşur. Dış morfolojik şeklini kopyalamış olur. Buna dış kalıp, dış baskı kalıp da diyebiliriz. İç yüzeyinin de özellikleri iç kısmında korunmuş olacaktır. Ama en iyi korunma yöntemlerinden hani içe ait bir veri olmasa da dışa ait veriyi çok rahatlıkla korumuş olacaktır. Diğer kalıplar bir midye kalkısını düşünün. Yumuşakça bir çamura batırdığımızı düşünelim. Onun en dışına ait dış baskı kabuğunun izi kalacaktır. Bu da bir fosilleşme şeklidir. Başka ne vardır? İçe ait olan iç kısımdaki yumuşak kısım yok olur. Çok çabuk bozuşabilir, yok olabilir. Onun yerini bir mineral doldurabilir. Mineral doldurduğu zaman da kalkının iç özelliklerinin korunduğu bir kalıp oluşur. Buna da iç kalıp ya da iç baskı kalıp diyoruz. Ben böyle takılma yapıyor. Evet. Burada da yine görebiliyoruz. Baskı kalıp, evet, döküm kalıp diye de söz ediyoruz üçüncüsünde. İçe ait, bakın içe ait verilerin korunduğu ama burada kabuk yok artık. Dışa ait baskının korunduğu. Bu kalkının kendisi ama bu kalkı yok olurken eğer onun yerini başka bir malzeme doldurursa mineral olabilir, tortum olabilir. O da içe ait özellikleri koruyan bir kalıp haline dönüşür. Ama orada kabuk artık yok olmuştur. Bir ammoniti görüyorsunuz ve bir nodül içinde korunmuş. Şu burası dışa ait, buna içe ait iç baskı kalıp. Bu da dışarıda dış kısmına ait kalkının tortulda bıraktığı, o zamanki karbonatlı kayada bıraktığı kalıbı görebilmekteyiz. Mineralleşme en iyi korunma şekillerindendir. Bütün hücrelerine girer. Silis, kalsit, ferit, kalsiyum, fosfat, demir, karbonat gibi. Bunlar bütün anatomik özelliklerini yansıtır. Onun için mineralleşme ve fosilleşmeyi çok severiz. Örneğin taşlaşmış ağaçlar gibi buradaki büyüme halkalarını bile gözlemleyip ölçmek mümkün olabilmektedir. Evet, mineralleşmiş bir elektron mikroskopta bir eğreltinin görüntüsü bu. Silisleşmiş bir ağaca ait yine silisleşmiş halkanın hücrelerinde görebilmekteyiz. Bir balık görebiliyoruz mineralleşme ile fosilleşmiş. Trilobite ait mineralleşme ve izleri de aynı zamanda her noktada farklı şekillerde görebiliriz. Görmekteyiz bu fotoğrafta da. Ya üçüncü fosilleşme tipi şekli yer değiştirmedir. Değişik isimleri var görebiliyorsunuz. Burada mineral ile biyomineraller kemik ve diş yapısıyla yer değiştirirler. Pirit, bakır sülfit, demir oksit, demir karbonat, kalsit. Bu mineralleşme ile fosilleşmedeki kadar iyi korunamaz hücre yapısına girmediği için. Yer değiştirmeyle fosilleştiği için. Ama yine de pek çok özelliği koruma fırsatı vardır. Evet, morfolojik özellikler korunur ama anatomik özellikler silinir. Böyle diyelim isterseniz. Örneğin sefalopodlarda aragonitik iksel kalkı pirit ve demirleşmeyle çok yaygın bir şekilde fosilleşme yaşamaktadır. Bunlar bulunmaktadır. Kalsitten silise tersi, kalsitten pirite veya tersi, kalsit dolomit ve dönüşme şekliyle mineralleşmeyle fosilleşme, mineralojik ornatma gerçekleşmiş olur. Bu da bir yine ornatma biçiminin sonrasında cura yaşlı bir fosilin görüntüsünü alabiliyoruz. Bir ornatılmış dinozor kemiği ve inek femuru da burada ayrıca görünüyor. Dördüncüsü yeniden kristalleşme veya tersinme olayı. Eş boyut kalsit mineral yeniden kristalleşmede kalsit yapılı kalkı diyejeniz sırasında eş boyut kalsite veya mikrokristalin kalsite dönüşür. Kimyasında bir şey değişmez ama mineral boyutlarında değişiklik vardır. Bunun tersinmede ise farklı aynı kimyasal yapıya sahip ama farklı mineraller oluşur.
Aragonit'ten kalsite, kalsitten aragonite gibi. Aragonit çok duraksız bir mineraldi. Dolayısıyla çok kolaylıkla kalsite dönüşür. Bir böylelikle de fosilleşme de yeniden kristalleşme ya tersinme olayını yaşamış mantık suretiyle fosilleşmiş olur. Kalsitten kalsite büyük, büyük boyutlarında ve aragonitten kalsite olan fosilleşme örneklerini de burada görmektedir. Mumyalama çok sevdiğimiz bir şey tabii. Yumuşak kısımları da korunabiliyor. Buz içinde, tuz içinde, kuruyarak, reçine içinde, katran içinde, turba bataklıklarında gerçekleşebiliyor. Bunlar reçine içinde gördüğümüz fosiller. Tüylerini bile görebiliyoruz fosillerin. Bu buz içinde mumyalanmış olanlar. İnsan eliyle yapılmış mumyalar gibi düşünebilirsiniz. Bu da çok meşhur bir fosil. Turba bataklığında mumyalanmış bir insan fosili. Milattan önce 4. yüzyıla ait. Kronmen adamı olarak tanımlanıyor. Kömürleşme daha çok bitkisel materyalde ama pek çok fosilde de gerçekleşebilir eğer koşullar uyuyorsa. Gömülme sırasında o hidrojen, oksijen ve azotun yerini azalmasıyla yerini karbonun artarak artması sonucu gerçekleşir. Karbondan yapılı hale gelir organizma. Burada yaprak fosilleri görüyorsunuz fosilleşmede. Evet, başkaları da var. Yapraklara ait bir arı, bir balık, bir graptoli çok eski, çok yaşlı formlardan bir tane. Kömürleşmeyle fosilleşmiştir. İz fosilleri ise bunu çok kısa geçti. Biraz daha bir iki kelime daha söylemek isterim. Yaşamın izlerini bizlere bıraktığı için önemli. Orada fosili tanımaktan çok bıraktığı izin yaşamsal anlamda oradaki o koşul anlamında, oluşum koşulu anlamında bilgi vermesiyle çok önemli. Sürünmesi, yatması, tekmesi, yürümesi, oyması, orgudoluk yapması. Burada görebiliyorsunuz yürüdüğünü. Çok ince, çok kısa süreli bir çamurun üzerinde olduğunu düşünürseniz bunun ne kadar olağanüstü bir şey olduğunu da fosil olarak kalabilmesi de önemli. Bir insanın ayak izlerini de burada görmek mümkün. Bir trilobit fosilinin çok yaşlı, bu Kambriyenle birlikte Paleozoyun başlangıcı 500 milyon, 540 milyon yıl önce. Bunun yapma, kırışık, çıkış, yürüme izleri de Kuriziana adı ismiyle iz fosil olarak tanımlama bilmektedir. Burada bu sadece bir örnektir. İşte nasıl ortamları tanımlar? Kara içinden tuz bataklıklarına kadar, lagün deltalarından göl kenarındaki bataklıklara kadar burada yürümüş, yaşamış, sekmiş, yakmış, kalkmış öyle diyelim isterseniz canlılara ait izlerle bu ortamları tanımlamak mümkün hale gelmektedir. Bu tablo pek çok fosil formunun, işte kemikler, işte kaslar, dokular, yumuşak kısımlar, yapraklar, ağaçlar, kalkerli kalkılar, eklem bacaklıların parçaları, fosfatik kalkılar gibi bunlar hangi koşullarda korunabilirler, ne kadar korunabilirlerin bir tablosudur bu. Örneğin hiç bozulmadan ne kadarı kemikler mesela daha az korunabilir. Ama en korunmalı kalkerli kalkılardır gibi. Bunu daha hocam süremizi bayağı aştık. Affedersin. Tamam hocam bitti. Tamam. Biz bunları nasıl kullanacağız sorusu son iki slaytımda gerçek bunun bulunduğu fosilin yaşadığı koşulu tanımlayabilmemiz ve fosilin zamansal anlamını kayaca kazandırabilmemiz için yaşadığı koşulda ölüp orada fosilleşmesi gerekir. Buna biyosönöz denir. Ancak ikincisi bir de tanatosönöz var. İsterseniz onu da iki dakikada bakalım. Bakın bu yaşam biçimi böyle fosilleşmişse bulunduğu kayacın da yaşı aynı zamanda fosilin yaşıdır. Ama canlı öldükten sonra gömülmeden önce taşınıp fosilleşmişse kemik yığınları gibi bu fosillerin yaşı kayacın yaşıyla aynı olamayacaktır. Bir de ikinci durum var. Taşlaşma sonrası yer değiştirmişse bakın burada bir çakıl var başka bir çakıl taşının içinde ama o çakılın içindeki fosil bu çakıla ait yaşı verir. Bu çakıl taşına ait yaşı veremeyecektir. Bunu çok iyi bilmek gerekir ki biz kayaların zamansal anlamını kullanabilelim. Evet, burayı geçiyorum. Biraz sonra iki slide da vermiştim. Ne işe yarar fosiller? Ekolojik koşulları tanımlamaya, paleo iklimi tanımlamaya, tabii ki geçmiş paleo coğrafyayı ve biyoçeşitliliği tanımaya yarar.
bize evrimsel anlamda bu cümleler aslında hepsi evrime gidiyor. Evrim bitki ve hayvanların çevreye yaptığı uyumla ilgili ve bunun devamında da evrimsel değişimleriyle jeolojinin ve stratigrafinin temelini kurarlar. Teşekkür ediyorum, özür diliyorum. Rica ederiz hocam. Hemen ekranımı paylaşmayı durduruyorum. Tamam hocam, çok teşekkür ederiz hocam, dinlemek. Çok sağ olun. Biz özür dileriz aslında bu kadar güzel bir programı sıkışık hale getirerek işte konsantre bir şekilde izleyenlere sunmaya çalışıyoruz. Aslında her birisi bir program olacak şekilde kapsamlı konular. Ama umarım bundan sonra, ya bu bir adımdı, bundan sonra devam ederiz diye düşünüyorum gelen talepler doğrultusunda. Şimdi ben size tekrar teşekkür ediyorum Funda Hocam. Üçüncü konuşmacıyı ekrana davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Serkan Akkiraz, Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Bölümünden. Serkan Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun siz de hocam. Tam ekran paylaşma ile ilgili bir problemim vardı. Artık olduğu kadar şey yapacağım, paylaşacağım. Görünebiliyor mu şu an için? Evet hocam. Peki. Geldi. Ben tüm katılımcıların herkesi saygıyla selamlıyorum. Meslektaşlarım ve hocalarımı. Şimdi tabii jeolojik zaman konusu çok geniş bir konu olduğu için bunları olabildiğince özetlemeye çalışacağım. Ve bunlarla ilgili fosil gruplarını ifade etmeye çalışacağım. Neler, hangi zamanda, hangi fosiller var, hangi zamanı karakterize ediyor, bunları kabaca özetlemeye çalışacağım. Şimdi öncelikle zaman dediğimiz şey nedir, bunu bir hatırlamamız gerekirse, olayların geçmişten gelip, geçmişten bugüne gelip, geleceğe doğru ve birbirini izlediği kesintisiz bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Asla tutulamayan, yavaşlatılamayan, baştan başlatılamayan, herkes için eşit bir soyut bir kavram. Yeryüzünde gerçekleşen olayların belirli bir zamanda gerçekleştiği ve aynı zamanda şu an gerçekleşen olayların aynısının geçmişte de gerçekleştiği, yani üniformitarianizm prensibi geçerli. Ancak burada bizim dikkat etmemiz gereken şey şu aslında, insan hayatının bu jeolojik olayları incelemesi için gerekli uzunluğa sahip olmadığı. Yani biz yaşadığımız zaman içerisinde neler görüyoruz? İşte belirli bir zamanın, belirli bir mekanda meydana gelmiş bir olayı görüyoruz. Örneğin okyanusun tabanında deprem oldu, işte falanca yerde tsunami oldu, işte sel oldu. Bir bütün olarak bunları hiçbirisini göremiyoruz. Dolayısıyla bunu nasıl anlatabiliriz? Örneğin dünyadaki jeolojik, atmosferik olayların bütün hepsi aslında çok hızlı bir şekilde ışık hızında gerçekleşmiş olsaydı biz bugün bütün kıtaların birbirinden ayrılmış halini, okyanusların yükseldiğini, buzulların oluşumunu, iklim değişimlerini çok ayrıntılı bir şekilde ne yapabilirdik, anlayabilirdik. Dolayısıyla insan hayatı bunların tabii bir bütün olarak görmesini engelliyor ve dolayısıyla bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Peki jeolojik zamanın geçtiğini neler kaydediyor diye bir soru sorarsak kendi kendimize, yeryüzünde oluşmuş ya da yer altında oluşmuş olan kayalar kaydediyor tabii ki. Özellikle su ortamlarındaki birikmiş olan tortul kayalar ve bu kayaların her bir katmanının oluştuğu zamana ilişkin bilgileri de içinde barındırır ve bunları kaydeder. Aslında yeryüzündeki bu tortul tabakalarını dünya tarihini oluşturan bir kitabın sayfalarına benzetmemiz mümkündür. Dolayısıyla bütün her bir katmanın birer anlamı olduğu açıktır. Tabii biz jeolojik zamandan bahsedebilmemiz için mutlaka kayaların yaşlandırılması gerekiyor. Bu kayaların yaşlandırılması için birincisi göreceli bir yaşlandırma yapabiliriz. Relatif dating dediğimiz ya da diğer taraftan mutlak yaşlandırmayı yapmamız gerekiyor. Aslında stratigrafi ile birlikte göreceli yaşlandırmayı biz bütün öğrencilerimiz, bütün hocalarımız arazide bunları yapıyoruz. Ama diğer taraftan mutlak yaşlandırma kesinlikle radyometrik yaş tayinlerine göre ve bunun yanında fosillere göre yapıldığı açık. Peki göreceli yaşlandırma dediğimiz şey nedir? Kayaları ve olayları sıraya koyuyor. Kesin bir yaş verme zorunluluğu
bulunmuyor. Diğer taraftan mutlak yaşlandırma ise kayaların ve fosillerin yaşlarını tahmin etmek adına kayaların içerisinde bulunan minerallerin içerisindeki radyoaktif elementleri kullanıyor. Ve dolayısıyla buna göre mutlak yaş milyon yıl olarak ortaya konuyor. Şimdi öncelikle göreceli yaşlarla ilgili konuya girmek istiyorum. Örneğin biz olayların sırasını biliyoruz ancak tarihlerini bilmiyoruz. Örneğin 2. Dünya Savaşı'ndan önce meydana gelmiş olan bir iç savaşın meydana gelmesi ya da Van depreminin İzmir depreminden önce meydana gelmesi bir olay sırası var ama tarihlerin ne olduğu belli değil. Mutlak yaşlandırmaya geldiğimizde ise kesin bir tarih var. Peki nedir bunlar? İç savaş, yani 2. Dünya Savaşı'ndan önce meydana gelen iç savaş 1861 ile 1865 yılları arasında gerçekleşmiştir. Ya da 2. Dünya Savaşı 1939 ile 1945 yılları arasında olmuştur. Ya da Van depremi 2011'de, İzmir depremi ise 2020 yılında dersek o zaman biz bir mutlak yaş tayini yapmış oluyoruz kabaca. Şimdi bu göreceli yaşlandırmayla ilgili olarak Danimarkalı bir doktor olan Nicolaus Steno 1638-1687 yılları arasında yaşayan bilim adamı bir kaya katmanının konumunun katmanın göreceli yaşını göstermek için nasıl kullanılabileceğini açıklamıştır. Buna göre en altta bulunan kaya en yaşlı, en üstte bulunan kaya en gençtir. Belirli bir zaman içerisinde ama herhangi bir zaman olmadığı için dolayısıyla en alttakinin en yaşlı, en üsttekinin en genç ilkesine dayandığı süperpozisyon ilkesini önermiştir. Bunun yanında iki önerisi daha bulunmaktadır. Onları bahsetmeden önce burada işte alttan üstte en alttakinin en yaşlı, en üsttekinin en genç olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeryüzünde kayaların oluşumu süresince, özellikle tortuğu kayaların oluşumu süresince en alttaki en yaşlı, en üsttekinin en genç olduğu ilkesini düşünmemiz gerekir ve sonuç olarak eğer biz ne kadar yeryüzünden yer altına doğru kazarsak o zaman zamanda da o kadar geriye gittiğimizi söyleyebiliriz. İkinci ilkesi, yataylık ilkesi, tüm tortul katmanları başlangıçta yatay olarak çökelmiştir ve bunlar daha sonradan deformasyonla kıvrılabilir ya da kırıklanabilirler. Bunu önermiştir Steno. Bir diğer önerdiği kuram orijinal yanal süreklilik ilkesi. Çökellerin havza kenarında incelene, sıkışana ya da sönümlenene kadar tüm yönlerde yanal olarak yayıldığını belirtir. Sedimenter birimler depolandıkları ortama bağlı olarak uzun mesafelerde devamlılıklarını korurlar. Ancak sonrasında atmosferik ve jeolojik olaylarla birlikte devamlılıkları ortadan kalkabilir. Örneğin buradaki bir birikim alanının içerisinde çökelmiş olan kum taşı katmanı yanal sürekli bir şekilde devam ediyor. Belirli bir zamanda çökelmiş olan bu kum taşı ama zaman içerisinde atmosferik ve jeolojik olaylarla bunlar birbirlerinden böyle ayrılabilirler. Burada da en üstteki kayanın bununla aynı olduğu, altındaki kayaların ise diğerleriyle aynı olduğu ancak erozyonel etkilerin alttaki aradaki bölümü tamamen ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz. Peki bu 1687 yılına kadar yaşamış olan Steno'dan sonra yaklaşık 130 yıl sonra 1800'lü yılların başında İngiliz jeolog Charles Lyell İngiltere'de çok önemli bir cilt haline gelen Jeolojinin İlkeleri adlı kitabı yayınlamıştır. Bu kitapta aşağıdaki fikirleri önermektedir. Bunlardan bir tanesi yine göreceli yaşlı ortaya koymak adına birincisi inklüzyon ilkesi, bir diğeri ise kesen kesilen ilişkisi. Burada alttan üste süperpozisyon ilkesini görüyoruz. En altta en yaşlı, en üstte en genç. Orijinal yataylık ilkesini görüyoruz burada. Ama inklüzyon ilkesine baktığımızda neymiş? Bir kaya türünün küçük parçaları ikinci bir kaya türü içinde gömülü olarak bulunuyorsa bu kaya türü önceden oluşmuş ve ikinci kaya oluşurken dahil edilmiş olmalıdır. Yani buradaki alttaki kayanın parçaları üstteki kayanın tabanında görülüyorsa buna inklüzyon ilkesi adı veriyor. Bir diğeri kesen kayanın kesilenden genç olduğu ilkesini önermiştir. Ve dolayısıyla buradaki bir stoktan türeme bir daikın bütün tortulları kestiğini görüyoruz ve dolayısıyla en gencin o olduğunu söylememiz mümkün. Burada da örnekler var. Altta bulunan kayalar ve bunlara ait olan parçalar üstteki kayanın içerisinde çakıllar halinde görülüyor. İnklüzyon ilkesine örnek olarak gösterilebilir. Diğer taraftan katmanlanmayı kesen gene bir daikı görüyoruz ve kesen kesilen ilişkisine ait olarak genç olabileceğini, göreceli olarak genç olabileceğini söyleyebiliriz. Burada da tortullar oluştuktan sonra bir fayla kesilmiş. Dolayısıyla fayın tortuldan oluşumundan sonra gerçekleştiği ve göreceli olarak daha genç olduğunu belirtebiliriz. Aynı zamanda uyumsuzluklar da bunu belirtiyor. Peki uyumsuzluk dediğiniz şey nedir?
stratigrafik bir istifte bir sebeple bir duraklama meydana geliyor. Bir süre için çökelme son buluyor. Bu zamanda ne oluyor peki? Yükselme ve erozyon olayları meydana geliyor. Jeolojik veya fosil kayıtların bir bölümü kaybolmuştur. Dolayısıyla dokunakta bir boşluk meydana gelmiştir diyebiliriz. Burada dikey yakın katmanlar burada gösterildiği gibi duruyor. Şöyle bir dokanakla birlikte eğimli tabakalar bunların üzerine geliyor ve dolayısıyla arada bir zaman boşluğunu tanımlayan bir şey var. Burada zamanları da görebiliriz. Örneğin Ordovisyen zamanında çökelmiş olan kum taşları, sonra Devoniyen zamanında çökelmiş olan başka bir kum taşları var. Fakat arada Silüryen zamanına ait olan kayalar yok ya da oluşmuş, aşınmış, gitmiş atmosferik jeolojik olaylarla birlikte. Dolayısıyla bunlar da bir zaman olarak yorumlamamızı sonuçluyor. Göreceli zaman olarak yorumlamamızı sonuçluyor. Peki mutlak yaşlandırma nedir? Mutlak yaşlandırma ise kayanın kesin yaşı anlamına geliyor. Bunu ortaya koymak için de işte burada belirttiğimiz gibi kayaların içerisindeki minerallerde yer alan duraysız olan elementler var. Bunlar uranyum, toryum gibi elementler var ve bunların düzenli olarak radyoaktif yapısının zaman içerisinde bozulmaya geriye inmesi ilkesine dayanıyor ve böylelikle mineralin yaşı belirleniyor, oradan da kayanın yaşı belirleniyor. Dolayısıyla bu kayaların yaşı belirlendikten sonra tortuk tabakalar içinde sayısal tarihler genellikle magmatik kayaçlarla olan ilişkilerine göre belirleniyor. Burada o belirtilmiş. Nasıl yaralanma olduğu. Bakın burada bir stratigrafik bir istif var. Burada göreceli yaşlandırma, yaşlı olan, genç olan. Burada ise sayısal yaşlandırma. Bu kül tabakalarından elde edilen volkanik yaşlar, radyometrik yaşlara göre bu kül tabakalarının aralarında bulunan fosillerin de yaşlarının ne olabileceği ortaya konuyor. Fosillere dayalı kayaların yaşlandırılması ne oluyor? Şu şekilde radyometrik olarak yaşlandırılan kayalar yaşlandırıldıktan sonra bunlarla ilişkili olan fosillerin yaşları veriliyor ve dolayısıyla çalışmalar üst üste geldikçe, binlerce çalışma yapıldıkça artık A fosilinin nerede yaşadığı, B fosilinin hangi zamanda yok olduğu, hangi zamanlarda hangi canlıların olduğunu ortaya koyabiliyoruz. Peki bu fosillere doğru yaşlandırma yaparken biz nelere dikkat ediyoruz? Biyolojik olaylara dikkat ediyoruz. Ne demek bu? Yani yeni bir türün ilk ortaya çıkışı ya da bu türün gelişimi ya da türlerin yok oluşu gibi olayları için bazı fosiller diğerlerinden daha yararlı olduğunu söyleyebiliriz ki bunlar da karakteristik fosiller. Bunların kolay tanınabilir olması gerekiyor. Ortaya çıkışı ve yok oluşu kısa bir zamanı belirtmeli. Coğrafik dağılımı da çok geniş alanlarda olması gerekiyor bu fosillerin. Örneğin burada Kambriyen zamanında bir sürü trilobit fosilleri var. Ve bakın şu siyah çizgiler onların menzillerini gösteriyor. Yani çıkış ve yok oluşlarını gösteriyor. Dolayısıyla örneğin burada bir köpek balığı var, shark var. 350 milyon yıldan beri hala yaşıyor. Dolayısıyla bu karakteristik bir fosil olmamış oluyor diyebiliriz. Devam edelim. Simit kaya katmanlarının zaman içinde ortaya çıkan ve kaybolan benzersiz bir fosil türü dizisi içerdiğini ve kayaların farklı görünse bile fosillerin dizilişinin hep aynı olduğunu fark etti. Bu bilgiyi kullanarak biyolojik ardışıklık ilkesini ortaya çıkararak aynı fosillerle tabakaları kilometrelerce ilişkilendirmeyi başarmıştır. Dolayısıyla korelasyon yapmıştır yani fosilleri kullanarak litolojiler değişse de meydana gelen tortulların yüzdeklerinin kalınlıkları değişse de fosillere göre bunları ilişkilendirmeyi başarmıştır. Buna da biyolojik ardışıklık ilkesi demiştir. Şimdi jeolojik bütün bu göreceli ve mutlak yaş tayinlerini yaptıktan sonra zamana bunları aktardığımızda nasıl bir şey oluyor? Örneğin insan zamanının alt bölümlerini düşündüğümüzde gün, ay, yıl, 10 yıl, 100 yıl, milenyum gibi zamanlar bizim için önemli ama şeye geldiğimizde, jeolojik zamanın alt bölümlerine geldiğimizde ise eon, era, periyot, epoch, kat, askat gibi bölümlere ayrılıyor. Ben burada ilk 4 tanesini ifade edeceğim. Eon en uzun süreli olan, şeye doğru gittiğimizde ise, kata doğru gittiğimizde ise sürenin daha da kısaldığını söyleyebiliriz. Peki bu zaman nasıl bölündü? Dünya tarihindeki büyük değişiklikler zaman bölümleri arasındaki sınırları ortaya koymaktadır. Çoğu zaman gezegenin oluşumundan bu yana bir organizma ya da organizmaların geliştiği veya yok olduğu ya da jeolojik olaylara göre bölünmüştür. Örneğin dinozorlar belli bir zamanda yaşamışlar, bir göktaşıyla birlikte ortadan yok oluyorlar ve dolayısıyla zaman aslında öldükten sonra onlar için başlıyor. İşte prekambriyen zamanı, kambriyen öncesindeki zamanı
temsil ediyor. Fanerayük zaman eonu ise üst zamanı, özür diliyorum, üst zamanı, Fanerayük üst zamanı kendi içerisinde üç tane zamana ayrılıyor. O da kendi içerisinde periyotlara ayrılıyor. Bu şekilde zaman tablosu oluşturulmuş. Dünyanın yaşı yaklaşık 4.6 milyar yıl ve bilim insanları bunları jeolojik zamanı tasarladılar ve tasarladıktan sonra bunları ölçekleyerek böldüler ve bölmeye de devam etmektedirler. Şimdi şöyle düşündüğümüzde örneğin Kambriyen, Fanerozoik'ten önce, Kambriyen öncesinde yaklaşık 4 milyar yıl gibi bir zaman geçiyor. Fakat bu dünyanın oluşumunun yaklaşık %88'ini kaplıyor. Ancak fosil kayıt olmadığı için biz buraları çok fazla elleyemiyoruz, bilemiyoruz. Aslında bütün bilinmeyenler aslında Kambriyen öncesindeki bu kayaların içerisinde daha fazla görünüyor gibi. Aynı zamanda Prekambriyen'i bir yer yuvarının 24 saat boyunca oluştuğunu düşünürsek 21 saati Kambriyen öncesindeki zamana karşılık geliyor. Dolayısıyla biz sadece 3 saatlik bölümü bu şekilde çeşitli eralara, periyotlara, epoşlara bölebiliyoruz. Evet, bunları söyleyebiliriz bunun için. Bu modern zamanın jeolojik ölçeğine baktığımızda ise bizim en ayrıntılı bildiğimiz görünür mevcut yaşamın olduğu Fanerozoik zamanı, Fanerozoik zamanı yani üst zamanı 545 milyon yıldan günümüze kadar olan bölümü ayrıntılı bir şekilde parçalayabiliyoruz. 545 milyon yıldan aşağıya doğru baktığımızda 4.6 milyar yıla kadar baktığımızda ise en altta bir gizemli çağın olduğunu, bilinmeyen bir çağın olduğunu, onun üzerine bir eski çağın olduğunu, Arken zamanlı ve Protozoik'te ise yaşamın başlangıcına ait izlerin olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir şekilde ifade etmemiz gerekirse Kambriyen öncesindeki yaşam kısıtlı ve çok basit ve Fanerozoik zamanında ise 545 milyon yıldan günümüze kadar olan zamansa yaşamın bol ve çeşitli olduğunu söyleyebiliriz. Fanerozoik kendi içerisinde 3 tane zamana ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi Paleozoik, Mezozoik ve Senozoik. Paleozoik'te çok eski hayvanlar, Mezozoik'te ara hayvanlar ve Senozoik'te ise son dönem hayvanları görüyoruz. Peki Prekambriyen'e bakalım. Kambriyen'den önceki 4.6 milyar yıldan 545 milyon yıl kadar öncesine kadar uzanıyor. Yeryüzü o zaman günümüzden çok daha farklıydı. Başlangıçta oksijen ve yaşayan hiçbir şey yoktu. Sonrasında ilk organizmalar yaklaşık 3.6 milyar yıl önce okyanuslarda ortaya çıktı. Bunlara prokaryot ismi verildi ve tek hücreli çekirdeksiz canlılardı bunlar. Prokaryotların ortaya çıkmasından 1 milyar yıl sonra ise ökaryot olarak isimlendirilen daha karmaşık organizmalar gelişti. Bunlar çok hücreli ve çekirdekli ve günümüzde yaşayan canlıların en ilkel atası olarak söyleyebiliriz bunları. Kambriyen sonunda ise Avustralya'nın Ediacara tepelerinde çeşitli fosiller tanımlandı. Omurgasız fosiller, fakat bu omurgasız fosiller olabildiğince çok gelişmiş bir yapıya sahiptiler ve dolayısıyla bunların o dönemdeki Kambriyen öncesindeki, Prekambriyen sonundaki en gelişmiş canlılar olduğunu söyleyebiliriz. Ediacara fanos olarak tahmini olarak 610 ila 544 milyon yıl öncesinde yaşamış ve olan canlılara ait kalıntılar günümüzdeki canlılardan oldukça farklı ve tuhaf şekillerdeydi altta olduğu gibi. Bu organizmaların çoğu yassı ve deniz tabanında yaşamışlardı ve hücre doku ve organları az gelişmişti. Canlının önü ve arkasında bir organizasyon yoktur. Yani ne oldukları anlaşılmayan bir faunaydı ama yaşı belirleme açısından önemli bir fauna. Paleozoik üst zamanına geldiğimizde yaklaşık 200-300 milyon yıla yakın bir zamanı içeriyor. 542 milyon yılda 251 milyon yıl arası bir zamanı içeriyor. Ve Paleozoik tabanında birçok yeni formlar Paleozoik başlangıcında ortaya çıkıyor ve buna Kambriyen patlaması ismi veriliyor. Yeryüzünde ilk kez organizmalar sert bölümlere, kabuk ve dış iskeletlere sahip oldular. Günümüzdekilerden çok daha büyük boylu olan ve o devirde yaşamış olan semenler ve eryatiler gibi canlılar günümüzde hala yaşamaktadırlar. Yani Kambriyen zamanından itibaren ortaya çıkan canlıların bazıları hala günümüzde yaşamaktadırlar. Ancak Paleozoik'in sonunda büyük bir kitlesel yok oluş meydana geldi ve denizel yaşamda yaklaşık %90, karasal yaşamda ise %80 oranında türler ortadan yok oldu. Paleozoik
üst zamanı Kambriyen, Ordesiyen, Silüryen, Devoniyen, Karbonifer ve Permiyen olmak üzere 6 zamandan oluşmaktadır. En altta Kambriyen, bunların içerisinde süngerler, salyangozlar, istiridyeler, solucanlar gelişmektedir. Ve en önemlisi trilobitler ortaya çıkıyor. Ordovisiyen'e geldiğinizde ise ilk balıklar ortaya çıkıyor. Mercan resifleri gelişiyor. Silüryen'de ise ilk kara bitkileri, böcekler ve örümcekler ortaya çıkıyor. Devoniyen'e geldiğimizde ise iki yaşamlar olan amfibiler gelişiyor. Kozalak görünümünde olan bitkiler gelişiyor. Balıklar çok çeşitleniyor. Karbonifer'e geldiğimizde Pennsylvania ve Mississippian olarak adlandırılan Amerikan yapımına göre Karbonifer ise tropikal ormanlar, eğreltiler, çeşitli bitkiler gelişiyor, sürüngenler gelişiyor. Permiyen'de ise böcekler, sürüngenler yaygın ancak Permiyen sonunda ise birçok canlı ortadan yok oluyor. İşte bunlar Kambriyen'e ait olan, daha doğrusu Palezo'ya ait olan fosillerden bazıları. Mezozoya geldiğimizde ise yaklaşık 180 milyon yıl sürüyor. 251 milyon yıl ile 65 milyon yıl arasındaki zamana karşılık geliyor ve Mezozoik sürüngenler çağı olarak adlandırılabilir. Burada çiçeksiz bitkiler ortaya çıkıyor, tohumlu bitkiler. Ayrıca bu zaman sonunda da çiçekli bitkiler de gene ortaya çıkıyor. Mezozoik birçok hayvan ve dinozorların kitlesel yok oluşlarıyla Kretesi sonunda da birçok hayvan ortadan yok oluyor. Trias, Jurassic ve Kretes olmak üzere 3 zamanda oluşuyor. Burada Trias'ta en altta kaplumbağalar ve timsahlar gelişiyor. Dinozorlar ortaya çıkıyor Trias'ta. Jurassic'te bu dinozorlar daha da gelişiyor. Büyük dinozorlar baskın hale geliyor. İlk memeliler ve ilk kuşlar ortaya çıkıyor Jurassic'te. Kretes'te ise çiçekli bitkiler ortaya çıkıyor. Memeliler daha baskın, dinozorlarsa Kretes'in sonunda tamamıyla ortadan yok oluyor. Son olarak Cenozoik zamanına geldiğimizde ise 65 milyon yıl önce başlıyor ve günümüzde de devam ediyor. Fosillerin daha üst katmanlara karşılık gelen bu kayalardan daha kolay fosil elde edilmesi nedeniyle bilim insanları bu zaman hakkında çok bilgiye sahiptir. İklim değişimleri bu zamanda çok fazla gerçekleşiyor. Tersiyer ve kuaternler olarak ayrılıyor. Aslında başka şeyler de ayrılıyor. Bunlara girmek istemiyorum. Memeliler çağı olarak bahsedebiliriz. Cenozoik. Çiçekli bitkiler baskın hale geliyor. İnsanın gelişimi söz konusu. Tüylü mamutlar gibi büyük memelilerse ortadan yok oluyor. Burada ise bütün bu anlattıklarımın özeti animale krallığına ve plantae krallığına ait olan zamansal değişimleri görüyoruz burada. İşte ilk trilobitler ortaya çıkıyor örneğin Kambriyen'de. Ya da şöyle özetleyelim. Omurgasızlar devri bakın. Prekambriyen'den başlıyor. Orada Ordovisyen'e kadar gidiyor. Sonra balıklar dönemi geliyor. Silüryen, Devoniyen'de. Sonrasında amfibya çağı geliyor. Karbonifer, Permiyen'de. Sonra Mesozoik'te dinozorlar, sürüngenler çağı geliyor. Cenozoik'te ise memeliler çağı. Benzer şekilde burada da algler, bakteriler öncelikle oluşuyor. Sonrasında ilk karasal bitkiler Silüryen sonra Devoniyen başlangıcında meydana geliyor. Karbonifer'de yeryüzü yemyeşil ve bütün kömür yatakları karbonifer zamanında oluşuyor. Ve yukarıya doğru tohumlu bitkiler, çiçekli bitkiler diye evrilerek günümüze kadar bunlar ulaşıyor diyebiliriz. Evet, bu da Bolu Çubuk Göynük'ten bir resim. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Serkan Hocam çok sağ olun. Çok güzel özetlediniz. Konular uzundu tabii. Evet, sıkıştırmak, evet. sıkıştıra ancak bu kadar. Teşekkür evet. ediyorum. Evet. Şimdi bir sorum olamız var sevgili misafirlerimiz. Ekrandan da yazabilirsiniz. Chat'i açabiliriz Salya. Chat'i kapatmak zorunda kaldık. Çünkü siz oradan yazarken konuşma yapan hocalarımın önüne düşüyor yazılar. Bu da onların dikkatini dağıtabilir diye. Şimdi ilk üç konudan Süphan Hocam'ın canlılığın oluşumunu anlatmıştı. Funda Hocam fosilleşmeyi anlattı, fosil nasıl oluşur anlattı ve jeolojik zaman kavramı ile ilgili. Serkan Hocam ekranınızı kapatabilir misiniz? Peki. Bununla ilgili sorularınız varsa sevgili arkadaşlar hızlı alabiliriz. Şöyle Zoom'u bilmiyor iseniz eğer alt katta bakın reaksiyon butonu var. Oradan el kaldırabilirsiniz ya da chat'e yazabilirsiniz.
Bir soru gelmiş. İki tane palinolog hocam var. İkisinden birisi Funda hocama sorayım ben. Kömür oluşumunda özel bir bitki türü var mıdır diye soruyor sevgili Zeki Korkulu. Sesinizi açın hocam. Yoktur. Kısa cevap vereyim isterseniz. Popüler sanatlarda var ya kısa cevaplar. Yoktur. Bir kömür olmasının nedeni zaten %70'inin selülozlu bitki olması anlamına gelir. Selüloz karakteri olması lazım ama diğer canlılar da işin içine girer. Petrolde de tam tersidir. Planktonik canlılar girer. Denizel canlıların çoğu girer. Onun için bitki olsun yeter ama ilk bitkiler küçücük böyle 1 santim 10 santim onun yapacağı kömürle karboniferin devasa ağaçların yapacağı kömür arasında mutlaka fark vardır. Yeterli olmuş mudur bilmiyorum. Teşekkür ederiz hocam. Bir soru daha gelmiş. Bir saniye. Evet ben görüyorum soruyu. Karbonifer ve tersiyer demiyoruz artık. Tersiyer kelimesini genelde kullanmıyoruz. Senezoik diyoruz. Onu da düzeltelim bu arada. Kömür oluşumu sağlayan bitki arasında çok önemli farklar vardır. Çünkü tüm canlılarda olduğu gibi bitkilerde de hayvansal canlılarda olduğu gibi bitkisel canlılarda da bir evrim söz konusudur. Farklı biçimlerde, farklı niteliklerde bitkilerdeki evrim nedeniyle farklı dönemin bitkilerinin oluşturduğu kömürlerde, kömürün içeriğindeki fosillerde farklı olacaktır. Onu oluşturan bitkilerde farklı olacaktır desem umarım yeterli olur. Tabii burada oturup onun bitkilerin evrimini anlatmamız lazım. Bunu hazırlıyorum, anlatırım inşallah Güldemir. Tamam hocam biz bitkilerdeki de evrimi de böyle hani popüler olacak şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Daha ne olur hocam? Ekiplerde sunmaya çalışacağım ama biraz süre verin ne olur diyeceğim. Evet, hocam o benden kaynaklandı. Koştur oluyor. Şimdi önümde ne var onu görebiliyorum. Evet. Bir daha bir sefere böleceğim inşallah. İki tane el kaldıran arkadaş var ama bir soru daha gelmiş. Onu da ben Serkan hocama ileteyim. Buradan kitlesel yok oluşların sebepleri hakkında ne söylenebilir? Aslında Serkan hocamla ilgili değil ama belki çok kısa Paleozoik'teki kitlesel yok oluşlardan. Çok kısa hocam. Paleozoik'teki kitlesel yok oluşlar Permiyen sonunda meydana gelmiştir. Dünyadaki, yeryüzündeki en büyük yok oluştur. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Büyük bir volkanizma olabilir. Yeryüzü dışı kaynaklı bir meteor çarpması olabilir. İklim değişimleri olabilir. Bir sürü sebep olabilir. Evet, bu kitlesel yok oluşlar öyle bir programa sığacak gibi değil ama eğer siz merak ediyorsanız özellikle kitlesel yok oluşlarla ilgili bir programı hazırlarız. Her birisini teker teker ele alırız. Şu anda bilinen 5 tane büyük kitlesel yok oluşumuz var. Ordovisyen'den başlıyor. Hocamın da dediği gibi buzullaşma yani küresel bir soğuma bunun nedenlerinden biri olabilir. Meteor çarpması bunun sebeplerinden biri olabilir. Ama Permiyen sonu kitlesel yok oluşu yine Serkan hocamın söylediği gibi o yeryüzündeki Sibirya'daki büyük volkan patlamasıyla evet. ilişkili ama evet. tabii bu nasıl etkiliyor bu devasa bir olay bunun sözünü verelim size bununla ilgili bir özel bir çalışma yapalım her birini teker teker yine biyolog hocalarım da olsun aramızda size o şekilde açalım peki toprak sesini açabilir misin Salih Toprak'ın toprak bir şeyler soracak toprak yüzünü görebilir miyiz? O çok soru gelmiş. Evet hocam kusura bakmayın. Ben şey soracaktım. Bu hesaplamalardan bahsetmişsiniz. Bunların aşamaları nelerdir acaba? Teşekkür ederim. Jeolojik zamanlardan mı bahsediyorsun? Milyon yıl olarak. Hoca verdi aslında bunlardan. Toprakçı hocamız verdi aslında bunları. Hocam bir iki cümleyle. Şöyle kayalar oluşurken kayaların içerisinde mineraller var ve bu minerallerin içerisinde bazı elementler var. Bu elementler zaman içerisinde parçalanıyorlar. Duraysız elementler zaman içerisinde parçalanarak daha duraylı bir hale dönüşüyorlar. Yani daha kararlı bir hale dönüşüyorlar. İşte bu zaman içerisinde şey olduğu için yarılanarak sürekli kararlı hale geçmek istediği için kararsız halden kararlı hale geçinceye kadar sürekli kullanılarak bir takım hesaplamalarla zaman olarak bulunuyor. Yani onun ayrıntısını ben de çok fazla bilmiyorum sonuçta yani. Evet. Teşekkür ederim hocam. Süphan hocama bir soru gelmiş.
Hocam, meteorlarda bulunan organik bileşiklerin uzay koşullarına nasıl korunabildiği hakkında görüşünüzü alabilir miyim demiş. Teşekkür ederim. Demin gördüm soruyu. Çok güzel, kim sorduysa. Kalamıyor. Yani o kadar sıcaklıkta kalamıyor tabii ki. Düşen kaya parçalar içinde bulunmuş. Panspermi artık çok kim hangi arkadaş soruyor bilmiyorum. Çok kabul edilmiyor. Dolayısıyla yaşamın aslında yer kürede oluştuğu. Bununla ilgili de en önemli kanıt bu hidrotermal ventler var. Soran arkadaş bakabilir. Derin deniz bacaları diye geçiyor. Orada 300 santigrat derecenin üstünde hayatta kalabilen organizmalar da bulduktan sonra artık neredeyse herkes yer kürede inorganikten organiğe geçiş olduğunu, o prebiyotik çorbanın öyle oluştuğu konusunda hemfikir. Panspermi artık çok kabul edilmiyor. Çok güzel bir soruydu. Evet, en zayıf şeyi panspermiye reddetmek için en önemli gerekçelerden bir tanesi kalamıyorlar tabii ki. Düşen kaya parçaları içinde bulununca organik moleküller acaba hani yer küre kaynaklı mı o prebiyotik çorba oluştu gibi bir yaklaşım vardı. Çok kabul görmüyor artık. Böyle cevap vereyim arkadaşımıza. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Soru bombardımanına tutulduk sevgili arkadaşlar. Gençler meraklı, aslında çok hoş, çok mutlu oldum ben. Funda Akgün hocama şeyi sormuşlar. Antikambriyende belirlenen bakterilerin fosilleşme koşulları. Aslında Süphan Hoca cevap verdi aslında ona. Ekstrem koşullarda bugün bile, yanlışım yoksa siz de düzeltin hocalarım, ekstrem koşullarda yaşayan bakteriler var. Yani o bugün... Evet, değil mi hocam, Süphan Hocam? Tabii hocam, bu hidrotermal ventler yani, ilkin dünya koşullarına çok benzediği biliniyor. Yani oradaki hani güneş kaynaklı enerjiyi kullanmayan kemosentetik bir enerji döngüsü var orada ve pek çok canlı orada yaşayabiliyor. Kaynayan sıvının suyun içinde bile var. Evet, o bile. Hani akan su mikrop tutmaz diye bir cümlemiz vardır ya bizim, onun yanlış olduğunu tanımlıyor bu diye söylerim ben. Derslerde evet, de aktif bir araştırma bölgesi o hidrotermal bacalar. Çok da ciddi veriler elde ediyorlar. Yaşamın koşullarının öyle olduğu düşünülüyor. Evet. Yani orada yaşayabiliyorsa oradaki sonraki oluşacak tortul koşullar da onları fosil olarak korunmalarını sağlayacaktır zaten. Bu da doğal olarak gelir sanırım, böyle bir yanıt olabilir. Bir şey daha vardı bana sorulan sanki. Bitkilerle ilgili yine bir şey daha vardı. Neyse, aklım. Hocam siz bakın. İnsan kalıntılarından petrol kömür oluşur mu? Bu da güzel bir soru. Şimdi tabii burada boyut önemli. Bir de süreç önemli. Onu hani Serkan Hoca anlatmaya çalıştı ya, zaman boyutu. Bu arkadaşa da teşekkür ederim. Hakikaten güzel. Bunu daha sonra öğrencilere de soracağım. Ben soracağım bu sefer. Şimdi hem zamansal anlamda hem birikme anlamında, şimdi şöyle böyle bir hesap var. Bir santim kalınlığında kömür 100 metre yakınlığın, 100 metreden fazla bir turbanın oluşmasını gerektiriyor. Ve zaman içinde sıkışarak, taşlaşarak bir santimlik kömür damarını oluşturuyor dersem, o kadar turbanın tanımını biliyorsunuzdur herhalde gençler. Yani organik maddenin biriktiği bataklık demek bu. O 100 metre turbayı oluşturacak ağaç ya da diğer canlı malzemenin birikmesi için nasıl bir boyut olduğunu, bir de bunu bir göl boyutu ya da bir lagün boyutu ya da bir delta bataklığı boyutu gibi düşünürseniz, onun için o kadar insanı biriktiremeyiz gibi bir yanıtım olacak burada. Değil mi? Gerek yok yani böyle bir şeye. Teşekkür ederim yine. Çok güzel bir soruydu. Hocam. Biz de teşekkür ederiz hocam. Ben şimdi Tuna Hansolak'a bir söz vermek istiyorum. El kaldırıyor. Vaktim kalırsa tekrar sorulara döneceğim ama zamana yetiştirmeye çalışıyorum. Tuna'nın soluğunu, Tuna'nın alabilir miyim sorunu? Hocam. Keşke yüzünüzü görsem, ne güzel olacak. Buyurun. Hocam, bir şey soracağım da. Ozon tabakası kaç yıl, yani kaç milyon yıl önce oluşmuştu? Yani 4.8 milyar yıl önce diye biliyorum ben. Yanlış mı? 4.3 milyar da olabilir. Tam cevabı bilen var mı? Prekambriyen öncesinde olmasını düşünüyorum ben de. Öncelikle atmosferin oluşması gerekiyor. Çünkü atmosferin katmanları var biliyorsunuz. Troposfer, stratosfer diye eksosfer yukarıya doğru gidiyor. Evet. Ozon tabakası da troposferle stratosfer arasında bir yerde.
O özel bir şey. Onun şimdi ben de bilemiyorum. Yani bir sürü tabakası var sonuçta. Bilemiyorum. Ben 4.3 milyar yıl diyebiliyorum ben. Çünkü yeryüzünde önce oksijensiz bir ortam var. Evet. Daha sonra volkanların patlamasından sonra su buharı yayılıyor. İlkel bir atmosfer oluşuyor. Ondan sonra oksijen tabakası tutuluyor yukarıda O3 olarak ve ozon tabakası o şekilde meydana geliyor. Yani özet olarak prekambriyan öncesinde diyebiliriz. Teşekkür ederim. Toprakçığım senden de alayım sorunu. Hocam ben şey diyecektim, biz şimdi fosillerin oluşumunu öğrendik. Bu fosillerin oluşumundan petrolün oluşumu veya doğalgazın oluşumu nasıl oluyor? Teşekkür ederim. Ben anlatabilir miyim bunu? Tabii hocam, buyurun. Ben de özellikle. Canlılar öldükten sonra bunlar eğer havasız bir ortamda kalırsa, oksijensiz bir ortamda kalırlarsa bu organik maddeler, yani canlıların yumuşak maddeleri zaman içerisinde petrole ve doğal gaza dönüşürler. Bir şekilde ısı basınçla birlikte tortuların içerisinde kalarak dolayısıyla dönüşürler. Eğer havasız bir ortamda değil de eğer oksijenli bir ortamda kalırsa bu canlılar öldükten sonra, o zaman yumuşak kısımları olan bu işte canlıların yumuşak kısımları parçalanır, karbondioksit ve suya dönüşür. O halde demek ki canlılar öldükten sonra havasız bir ortamda, oksijensiz bir ortamda kalması gerekir ki sonrasında korunarak bunlar petrol ve doğalgaza dönüşsünler. Doğalgaz da aslında petrolün bir sonraki aşaması. Yani aynı organik madde neye dönüşüyor? Öncelikle petrole dönüşüyor, petrolden doğalgaza dönüşüyor. Aynı organik madde aslında. Ama eğer korunmazsa bunlar tamamıyla karbondioksitle suya dönüşürler. Ve dolayısıyla bir şey olmaz. Anlatabildim mi? Toprakçığım yeterli oldu mu? Yani özel koşullar gerekiyor diyor hocam. Özellikle bitkiler turbalıklarda, bataklıklarda çökeliyor. Kimyasal reaksiyona uğruyorlar. Onlar fosilleşmiyorlar arkadaşlar. Onlar o bitkiler ya da işte denizlerde hayvanlar şeylerine, dokularına vesaire ayrılıyorlar. Orada özel bir kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Denizde çökelip şey yapanlar hocamın dediği gibi petrole, bataklıklarda, göllerde olanlar da kömüre dönüşüyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Koray hocamı da alayım ben. Tuna Hasan'a söz vermeyeceğim. Geçti o çünkü. Koray hocam buyurun. Ya çok teşekkür ederim. Özel bir gece yaşıyoruz. Kısaca hemen. Şimdi evrim karşıtlarının en çok dillerine doladıkları şeylerden bir tanesi bu Kambriyen patlaması. Aslında bir Kambriyen patlamasının olmasından söz etmek çok mümkün değil. Yani 4 milyar 500 milyon yıllık bir dünya tarihi içerisinde yaşamın bir anda Kambriyen döneminde ortaya çıkması, çeşitliğin fazlalaşması çok şey değil. Ama akla gelen hatta belki çözülmesi gereken bir problem var. Proterozoik ve Kambriyen arasında ne oldu? Yani o yaşamın bir anda çeşitlenmesini sağlayan şey veyahut da proterozoikle ilgili verilen bu kadar azının nedeni ne? Nedir? O arada ne oldu? Bu belki hala yanıtlanması gereken bir soru olarak karşımızda duruyor. Bu konuyla ilgili yani Serkan Hocam belki yanıt verebilir veyahut da bilmiyorum. Hocam bana kalırsa çok ilkel bir yaşam olduğu için dolayısıyla bunlar zaman içerisinde daha gelişmiş canlılara evrildiler. Ama tabii buradaki bahsettiğimiz gene zaman bizim düşündüğümüz zaman değil. Yüz milyonlarca yıl zaman. Değil mi? Yani biz bunu hayal etmemiz bile mümkün değil. Dolayısıyla öncelikle çok böyle işte ne diyelim, deniz anaları, yumuşakça o tip şeyler oluşmaya başladı. Sonrasında daha gelişmiş canlılara evrilmesi, ki bu Ediacaran faunası da buna örnek teşkil ediyor diye düşünüyorum hocam. Yani burada bence en önemli şey zaman oluyor hocam. Milyonlarca yıl zaman demek deyince ne anlayacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Süphan Hocam bir şey söylemek ister misiniz burada? Çünkü Kambriyen patlamasıyla biyologlar da çok ilgileniyorlar. Bizim aslında Koray Hocam bununla ilgili daha önce yapmış olduğumuz Ergi Deniz Özsoy'la bir webinarımız vardı. Orada çok detaylı tartıştık bunu. İsterseniz ben size linkini göndereyim. Evet, ben onu söyleyecektim. Evet, yani evrim karşıtları her ne kadar kullanıyorlarsa da artık şunu biliyorlar. Fosil kayıtları, tabii evrim deyince bir sürü olay da giriyor işin içerisine.
Burada şeyler çok fazla var. Lise öğrencileri var. O yüzden çok detaylı bir şekilde size açıklayamıyorum ama hani şeyi söyleyebilirim. Fosil kayıtları ile ilintili bir olay. Darwin ilk bu doğal seleksiyonu ya da evrimi vesaire falan bahsettiğinde o dönemi göremiyoruz. Ama bu yeteri kadar korunamadığı için olabilir demişlerdi. Sonra bunu aldılar, evrim karşıtları kullandılar ama artık bugün evrim mekanizmaları giderek derinleşiyor. İşte Stephen Jay Gould'un kesintili evrim teorisi var. Mesela Battal Hocam da burada, o da açıklayabilir. Bunlara artık cevap verebiliyor. Yani fosil kayıtlarını evet göremiyoruz ama bu şeyle ilgisi yok. Yani Kambriyen patlamasının şeyle ilgisi yok. Evrimle alakası yok. Evet, Kambriyen patlamasında çok önemli bir geçiş var. Ama dediğim gibi o kayıtlarda okuyabilirseniz, dinleyebilirseniz çok daha iyi olur. Son soruyu ben Cengiz Hocam'dan alayım. Ondan sonra da ikinci şeye başlayayım. Cengiz Hocam buyurun lütfen. Herkese iyi akşamlar. Aslında benim size soru değil, bir önceki soruya ufak bir yorum yapacağım. Birkaç sene önce Nature'da çok enteresan bir yayın çıktı. Çok hoş bir hipotez açıkçası. Doğa biliyorsunuz bütüncül bir varlık. Yani taş küresiyle, canlı küresiyle, su küresiyle, hatta atmosferiyle bütüncül davranıyor. Buna yerin katmanları da dahil. Özellikle yapılan magnetik ölçümler yaklaşık 570 milyon yıl önce dünyanın manyetik alanının çok şiddetlendiğini söylüyor. Ve Nature'daki makaleye göre de iç çekirdeğin katılaşması yaklaşık 570 milyon yıl önce. Siz de yani tektonik dersi alan herkes bilir ki eğer iç çekirdeği katılaştırırsanız manyetik alan oluşturursunuz. Yani bir manyetosfere sahip olursunuz. Prekambriyen sonu Kambriyen başlamasındaki canlı çeşitliliğini de buna bağlıyorlar şu anda. Niye? Manyetosferi oluşturduğunuz zaman güneşin zararlı ışınlarını kesiyorsunuz. Daha önceki mesela Stephen Jay Gould'un açıklamalarından bir tanesi bıçkın türlerin varlığıydı. Ama benim aklıma yatan açıkçası manyetosferin oluşması son zamanlarda. Çok teşekkür ederim Cengiz Hocam. Şöyle de bir kitap var, Ergi Deniz Hocanın ve öğrencilerin yaptığı, Koray Hocam. Bilmiyorum, belki aradığınız soruların cevabı orada olabilir. Hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili misafirlerimiz. Şimdi ben ikinci programı başlatacağım. Sonra program bittikten sonra sorularınızı tekrar almaya devam edeceğim. Bir de karma sorular geliyor. Belki bazı sorular ikinci bölümde çıkacak cevapları karşınıza. O yüzden müsaadenizle ben sözü Profesör Doktor Aral Okay'a vereceğim. Hocam hoş geldiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, emekli öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Ben şimdi sunumu paylaşayım. Evet hocam, lütfen buyurun. Gözüküyor mu? Evet evet hocam. Tamam. Herkese merhaba. Benim sunumun konusu Anadolu. Ne zaman yükseldi? Buraya başlamadan önce bir ikonik fotoğrafla başlayalım. Bu Ara Güler'in 60'lı yıllarda çektiği Ağrı Dağı'nın bir resmi, Doğu Beyazıt tarafından çekilmiş. Burada yaşayan bir basit bir köy evi görüyorsunuz. Arkasında Ağrı Dağı bütün ihtişamıyla yükseliyor. Burada yaşayanlar bizler için Ağrı Dağı sürekli bir temsili. 5000 küsur metre yükseklikte. Sabah kalkınca onu görüyor, akşam yatınca onu görüyor. Doğduğu zaman o var, öldüğü zaman o var. Sanki değişmezliğin bir simgesi. Aslında bu doğru değil. Yani biz insan olarak ve insanlık olarak jeoloji ölçeğine göre çok kısa bir süre yaşıyoruz. Serkan Bey bahsetti jeolojik zamanda. Jeolojik zamanda milyonlar mertebesinde konuşuluyor. O yüzden bugün çevremizde gördüğümüz her şey, dağlar, tepeler, denizler hepsi geçici aslında. Mesela 1,5 milyon önce Ağrı Dağı yoktu. 15 milyon sene önce orada deniz vardı. Yani aslında her şey değişiyor. Fakat biz çok kısa bir süre yaşadığımız için bu değişimi görmüyoruz. Yani jeolojik yaşam biz bir anı yaşıyoruz. Bunu nereden biliyoruz bu değişimi? Bunun değişimi gösteren en güzel ögeler fosiller. Paleontoloji.
Bu nasıl? Gene bunu bir örnekle açıklayalım. Mesela bu dünyanın en büyük dağı Everest Dağı, 8800 metre yükseklikte. Bunun zirvesine çıkanlar burada denizlerde çökenmiş kireç taşları görüyorlar. Yani burada en zirvede Ordovisa'nın dediğimiz 400 küsur milyon sene önce denizin dibinde çökenmiş kireç taşları var. Bugün dünyanın en yüksek tepesini de yer alıyorlar. Bunu nereden biliyoruz peki bunların Ordovisya'da yani 400 küsur milyon sene önce çökerdiğini? Çünkü bunların içerisinde fosiller var. Yani geçmişte yaşamış canlıların kalıntıları var. Mesela bu kronoid fosili var. Yani paleontoloji aslında jeolojinin çok önemli bir dalı çünkü zamanı veriyor. Yani dünya tarihini anlamak için nasıl insanlık tarihi için kayıtlar önemli, kayıtlar zamanı veriyor. Jeoloji dünya tarihi için de paleontoloji önemli çünkü paleontoloji zamanı bize veriyor. Ve paleontoloji büyük bir zaman yani yakın zamana kadar veya son 100 yıl öncesine kadar mutlak yaş kavramından yoksun. Ya şimdi diyoruz ki orada bir sen 400 milyon sene önce. Ama 100 sene önce bunu bilmiyorduk. Ama Ordovisyen hala vardı. Bunun nedeni de evrime dayalı. Canlılar bahsedildi, son dünya oluştuğu itibaren evrim geçiriyor, değişiyorlar. Onların kalıntıları o zaman bu değişikliği yansıtıyor. Dünya tarihini çalışanlar yani jeologlar bunu fark ediyorlar ve kendi işlerinde bir zaman skalası oluşturuyorlar. Yani daha önce konuşmalarda bahsedilen mesela Kambriyen, Ordovisyen, Kretsi, Jura bunlar tümüyle fosillere dayanan bir sınıflama. Bunu yapan insanlar mesela Kretese'yi diyoruz, Kretese'nin sonu 65-6 milyon diyoruz. Ama bunu ortaya koyan insanlar bu yaşı bilmiyordu. Ama biliyordu ki Kretese'de yaşayan canlılar Jura'dan farklı. Yani tümüyle göreceli bir sınıflamaydı ve çok sağlam bir sınıflamaydı. Diğer bir örnek mesela Antalya'ya giderseniz kemer çevirip batıya bakarsınız kemerden bu Bey Dağları'nı görürsünüz. Bu dağın tepesinde beyaz gözüken kayalar kireç taşları. Bunlar 70 milyon sene önce bir denizde çökermiş. Daha sonra yükselmiş dağ haline gelmiş. Yani bunun gösterdiği dünya sürekli değişim halinde. Bu konuda sistematik çalışmalar var yani dünya geçmişte nasılmış diye. Mesela günümüzde dünya haritası, yani burada görüyorsun Türkiye var, işte Tibet var, Himalayalar var. İnsanların çoğu için bu harita değişmezdir. Çünkü insan ömrü çok kısa. Bizim ömrümüz açısından bu harita değişmiyor. Fakat geçmişe gidersek bu harita çok farklı. Yani bu paleo-coğrafi haritaları diyoruz bunlara. Mesela her şey değişiyor, denizler, dağlar deniz oluyor. Fakat biz hem kişi hem insanlık olarak çok kısa yaşadığımız için bunu görmüyoruz. Ama jeoloji bunun nasıl değiştiğini ispatlıyor, gösteriyor. Bu bahsettiğim jeoloji zaman çizelgesi, burada bahsedeceğim üçüncü zaman denen Senezoin alt dilimlerini görüyorsunuz. Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen. Yine üstüne duruyorum bu zaman çizelgesi tümüyle fosillere dayalı. Daha sonra bu sağ sütunda gördüğünüz mutlak yaşlar var. O yaşlar daha sonra ortaya kondu. Bu tümüyle paleontolojiye dayalı bir zaman çizelgesi. Şimdi bu geçmişte dünya nasılmış? Bunu bize bazı paleocoğrafya haritaları veriyor. Mesela bu geç kretesinde 80 milyon sene önce dünya yaklaşık böyleymiş. Burada mavi alanlar denizle kaplı alanlar. Buna karşılık bu yeşil kahverengi alanlar ise kara. Burada bazı yerleri tanıyabiliyoruz. Mesela burada İskandinavya ülkeleri var. Değil mi? İskandinavya var. Şurası Grönland. Bak Kuzey Atlantik açılmamış. Yani İngiltere ile Grönland yan yana. Güneyde Afrika'yı tanıyoruz. Değil mi? Sonra bu Ural Dağları. Türkiye pek ortada yok. Yani Türkiye'de Karadeniz var. O zaman açılmış. Fakat Anadolu hep deniz altında. Zaman içerisinde ileri doğru gidersek mesela bu Eosen dediğimiz 35 milyon sene önce
bu zamanda dünyayı, bugünkü dünyamıza daha yakın bir resim görüyoruz. Afrika belli, Türkiye burada ana halinde. Fakat güneyde hala bir okyanus kolu var. Yani Akdeniz buradan Hint Okyanusu'na bağlı. Yani Kıbrıs'tan kalkan bir gemi Bombay'a kadar gidebiliyor o zaman. Gidiyor. Şimdi bu haritalar çok genel haritalar. Bizim merak ettiğimiz bu Türkiye'de bu nasıl gelişti? Türkiye ne zaman yükseldi, ne zaman kara oldu? Yani soru şuydu, onun ne zaman üstüne çıktı? Bunu nasıl anlayabiliriz? Bu yine paleontoloji yoluyla bunu anlayabiliriz. Bunu anlamak için Anadolu'da yüzeyleyen, yani dağlarda gördüğümüz, tepelerde gördüğümüz kayalardaki en genç fosillerin bir listesini yaptık. Bu fosillere bakarak burada en son deniz nasılmış onu saptadık. Burada fosiller denizel, denizde yaşamış fosiller. Mesela bir örnek verirsek bugünkü coğrafya böyle. Bugün Marmara Denizi'nde değil mi, canlılar yaşıyor, toramlar yaşıyor, kabuklar yaşıyor. Onlar ölünce onlar çamurun içerisinde gömülüyor. İleride Marmara Denizi sıkışıp yükselip kararına gelirse o fosillere bakarak onların ne zaman, bu bölgenin ne zaman deniz olduğunu anlayabiliyoruz. Böyle sistematik bir araştırma yaptık. Bir bu araştırma sonucu Türkiye'de böyle tekrar 3 tane farklı bölgede denizin farklı zamanlarda çekildiğini gösterdik. Şimdi burada 3 tane ana renk var. Kuzeyde bu turuncu portakal rengi olan kısımlarda 41 milyon sene önce deniz çekilmiş. Yani 41 milyon sene öncesine kadar orası denizmiş. 41 milyon sene önce deniz o bölgeden çekilmiş. Burası Karadeniz, Pontetler dediğimiz Karadeniz dağ kuşağı oluyor. İç Anadolu, Batı Anadolu. İkinci bölge Doğu Anadolu, bu maviyle gösterilen. Bunlar Mostra dediğimiz kayaların bulunduğu yerler. Bu bölgede Miyosen dediğimiz 15 milyon sene öncesine kadar bu bölge denizmiş. 15 milyon sene önce deniz çekilmiş. En son deniz ise Toroslardan çekilmiş. Toroslar yaklaşık 8 milyon sene öncesine kadar deniz halindeymiş. En son Toroslardan deniz çekilmiş. Bu bahsettiğim Eosen dediğim işte Orta Eosen 41 milyon sene önce çekilmiş. Doğu Anadolu'da yaklaşık 15 milyon alt Miyosen'de çekilmiş. Toroslar'da ise geç Miyosen, Pliyosen'e kadar deniz halindeymiş. Şimdi bu nasıl, bu bahsettiğimi özetliyor. Kuzey Anadolu'da Orta Eosen'de 41 milyon sene önce, Doğu Anadolu'da 15 milyon sene önce, Toroslar'da 8 milyon sene önce. Bunu nasıl biliyoruz? Nasıl sapladık? Bir örnek verelim. Şu bahsettiğimiz turuncu alanlar geç, orta geç Eosen dediğimiz yani 41 milyon sene ve biraz daha yaşlı fosillerin bulunduğu alanlar. Ona bir örnek verelim. Bu çalışma zengin bir data hazinesi var. Burada her nokta yaklaşık 70-80 nokta sıralanmış. Şuraya bakalım. Burası Safranbolu bölgesi. O bölgeye baktığımız zaman bu bölgede böyle bir istif var. Altta akarsu kökenli kum taşları var. Onun üzerinde denizde çökenmiş karbonatlı kum taşları var. Bunu nereden biliyoruz denizde çökeldiğini? Çünkü içlerinde fosil var. Bu fosiller tek hücreli canlıların fosilleri olan toranlar. Bunlar sizin denizde yaşamış toranlar, numilit benzeri fosiller. Bunu Ercan Bey çalıştı ve hassas yaş veriyor. Yani bunlar Orta Eosen'de 48-45 milyon sene önce denizde yaşamış canlılar. Bundan sonra tüm Kuzey Anadolu'da, İç Anadolu'da deniz daha gelmemiş. Yani buradaki akarsu göllerin tarihçesinin geç 41 milyon sene öncesine kadar gidebilir. Üçüncü ve ikinci bölge Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Burada bu maviyle gösterilen alanlardaki çökellerin yaşı Miyosen. Erken Orta Miyosen yaklaşık 16 milyon sene önce. Bunu yine örnekleriyle gösterdim. Mesela bu Muş kuzeyinde, bu Muş havzasında
Burada altta gördüğünüz kayalar çamur taşları şeyler. Üzerinde kireç taşları var. Bu kireç taşları yeşil miyorsa. Bunların içerisinde fosiller var. Evet, bu bölge 15 milyon senedir kara halinde. Üçüncü bölge toroslar. Toroslar ilginç. Toroslar dağ olmasına rağmen yükselmesi çok genç ve çok hızlı. Torosların zirve kısımlarında böyle yatay gözüken miyosen kireç taşları var. Burası Ermenek bölgesi. Bu arkadaki kondiş yapan kireç taşlarının yaşı geçmiyorsen. 8 milyon yıl yaşında. Yani burası 8 milyon sene öncesine kadar deniz altındaymış, sonra yükselmiş. Bunu yakından görüyoruz. Bunlar nispeten yatay konumda, herhangi bir deformasyon yok. Alttaki kayalar çok daha yaşlı. Bunu gördükten sonra bir de son olarak şurada sarıyla gösterilen alanlardan bahsedelim. Bu bölge yükseldikten sonra kara haline gelmiş. Bununla ilgili verilerle karada da çökeller oluşuyor. Çünkü akarsularda, göllerde, çöllerde çökeller bulunabiliyor. Bunların yaşı da bu bölgenin ne zaman nasıl kara haline geldiğini gösteriyor. Bu sarı alanlar Anadolu'da ve Kuzey Arabistan'daki karasal çökellerin yayılımını görüyor. Çok yaygın bir görüyorsunuz yayılıyor. Bunlar karasal olduğu için bunlarda denizel fosiller yok. Ve bunlara yaş vermek daha zor. Bunlara en iyi yaş verme metodu, mesela bir örnek bu, Beypazarı güneyindeki karasal çökeller. Alttaki bu vahimsi yeşil kısımda göl çökelleri, nasıl gölmüş. Sonra burada akarsu gelmiş, kızıl olanlar akarsu, sonra tekrar bir göl gelmiş. Bunlara yaş vermek zor aslında. En sağlam yöntemi yine paleontoloji ve omurgalı fosiller. Mesela bunlar dişler, memeli fosilleri. Bunlar nispeten hassas bir yaş veriyor. Bu karasal alanlarda yapılmış çok çalışma var. Onları da derledik. Bunların yaşları nedir diye karasal çökelleri. Bu işte veri bazını gösteriyor. Yani 300'den fazla lokalite elden geçti. Bunların gösterdiği bu kayaların önemli bir kısmı, karasal çökellerin önemli kısmı miyosen ve pliyosen yaşı. Şimdi bu bölge 41 milyon senedir kara halinde. Fakat bu zamanın ilk 20 milyon senesi daha çok yükselip aşınma dönemiymiş. Daha sonra miyosenden başlayarak karasal çökeller havzalarda oluşmaya başladı. Bu miyosen memeli yaşlarının dağılımını gösteriyor. 300'den fazla yaş var. Bu yaklaşık 22 milyon sene önce başlıyor. Günümüze kadar gidiyor görüyorsunuz. Oldukça yaygın, bilhassa geçmiyor sende, oldukça yaygın yaşlar var. Yani oldukça yaygın bir çökelim var. Daha öncesinde oligosende daha çok yükselip aşınma alanı fazla karasal çökeller bulunmuyor. Evet, sonuçlara gelirsem 41 milyon sene önce deniz bir daha gelmemek üzere iç batı kıtasını terk etmiş. Buna karşın Doğu Anadolu'da 15 milyon sene öncesine kadar deniz altındaydı. Deniz en son Toroslardan çekilmiş 8 milyon sene önce ve 41 milyon senedir kara halinde olan İç Anadolu, Kuzey Anadolu'da iki tane evre ayırmak mümkün. Bir tanesi 41 ile 20 milyon sene arasında genel bir yükselme aşınma evresi. İkincisi ise 20 milyon seneden günümüze kadar, bu zaman daha çok karasal çökelim ve volkanizma evresi. Teşekkür ederim. Hocam çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Herhalde bundan sonra arkadaşlar evlerinin arka bahçesinde fosil bulduklarında "ah bir zamanlar burada deniz varmış" diye şaşırmayacaklar. Zaten etrafımızda pek çok yer denizler istif dolu. Çok teşekkür ediyorum. Soru gelirse biz size tekrar döneriz. Ekran paylaşımınızı kapatabilirseniz hocam, ben şimdi 5. konuşmacımıza söz vereceğim. Profesör Doktor Atike Nazik, Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sanıyorum oldu ekran. Evet hocam, tam ekran doldu hocam. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir toplantı. Meraklımız da çok.
sanki her bir konu ayrı bir oturum olsa çok iyi olacakmış gibi gözüküyor. Ben bugün sizlere Türkiye'deki fosil kayıtlarımızı anlatacağım. Ancak derya deniz bir fosil zenginliğimiz var. Takdir ederseniz sadece grup bazında vermeye çalışacağım. Süremin yettiğince, el verdiğince anlatmaya çalışacağım. Ama önce bir jeoçeşitliliği tanımlamak istiyorum. Mineraller, kayalar, topraklar, fosiller ve yeryüzü şekilleri gibi doğanın jeolojik ve fiziksel unsurlarının çeşitliliği. Aynı zamanda aktif jeolojik ve jeomorfolojik süreçleri de içine alıyor. Biz bugün özellikle paleontolojik anlamda jeoçeşitliliğin paleontoloji içine alan fosillerden bahsedeceğiz. Ve az önce Aral Hocam anlattı, Türkiye'nin şu anda bulunduğu konumda eski jeolojik zamanlara ait bazı kıtaların, bazı denizlerin oluşumuyla bugün Anadolu'nun meydana geldiğini biliyoruz ve ne zaman yükseldiğini, denizin ne zaman çekildiğini de bize son derece güzel bir şekilde verdi. Dolayısıyla çok fazla fosil çeşitliliğimiz var. Ben sizlere omurgasızlar, hayvanlar alemi olarak omurgalıları anlatmaya çalışacağım. Bitkilerden örnekler vermeye çalışacağım, bitki fosilleriyle ilgili. Ve bunları verirken göreceğiz ki 500 milyon yıldan günümüze kadar gelen dönemde ülkemizin çok zengin bir fosil çeşitliliği bulunmakta. Funda Hocam bize fosillerin hangi formatta geliştiğini anlattı ve bütün bu türlere, bütün bu fosilleşme şekillerine ait fosiller Türkiye'deki kayıtlarımızda mevcut. Ve Türkiye'de yapılan paleontoloji çalışmalarıyla ilgili 2021'de Sayın Sarıgül'ün çok güzel bir yayınları var. Daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz ülkemizde yapılan paleontoloji çalışmalarıyla ilgili lütfen bu yayınlara bakın derim ve ilk defa tanımlanan fosiller ilk Türkiye haritasının ne zamanlarda hazırlandığını bu yayında görebiliriz. Yine çok önemli paleontologlar var. Garcia, Fischer, Verneuil gibi bunların ülkemizde çalıştığı fosilleri bu kitaplarda bulabiliriz. Yine MTA yayınlarında son derece güzel fosillerle ilgili bilgilerimizi görüyoruz. Son yıllarda yapılan popüler bilim anlamında yararlı olacak bazı kaynaklarımız var. Yine bunları da görebiliriz. Ama üniversitede çalışan öğretim üyeleri, MTA'da Türkiye Petrolleri'nde çalışan meslektaşlarımızın son derece güzel yayınlarıyla ulaşabilirsiniz. Burada çok yakın bir zamanda kaybettiğimiz Sayın Ercan Özcan'ı da anmak istiyorum. Umarım herkes gerçekten hazırlanan bu kitaptan da yararlanır diyorum. Evet, bu genel girişten sonra hayvansal ve bitkisel kökenli mikrofosillerimiz Türkiye'de çok fazla. Ama bunları çok büyük emekle, laboratuvar çalışmalarıyla ancak elde edebiliriz. Makro göremeyeceğimiz fosiller. O nedenle sadece isim bazında sizlere aktaracağım. Foraminiferler, radyolaryalar, diatomlar, siliata grubu, ostrakotlar, titanozoalar, dinoflagellat, konodont, nanoplankton, spor ve polenler. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda çok zengin bir fosil topluluğumuzun mikro boyutta çok zengin bir fosil topluluğumuzun var olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ülkemizde de çok fazla yayınlarla bunlara ulaşabilirsiniz. Bunların içerisinde büyük bentik foraminiferler dediğimiz grubu hemen hemen genelde koleksiyoncular, yani yer bilimlerinin dışında çalışanların kütüphanelerinde, raflarında görebileceğimiz grubu oluşturuyorlar. Halk arasında fosil folkloru dediğimiz tanımlamaların yapıldığı grup bunlar. İşte mercimek taşı ya da para taşı gibi tanımlanan nümilitler, şehriye taşı gibi tanımlanan lohtuzyalar, pirinç taneleri gibi değerlendirilen
alveolinler. Ama bunlar sadece fosil folkloru olarak kullanılan herhangi bir bilimsel tanımı yok. Biraz önce saydığım Latince isimler bizim paleontologlar olarak kullandığımız terminoloji. Evet, yine çok zengin bir omurgasız faunamız var. Dolayısıyla yer bilimlerinin dışındaki kişilerin evlerini ziyaret ettiğimizde odalarını, koleksiyonlarını çok rastladığımız grup, ülkemizde çok fazla sayıda fosillerin olduğunu görüyoruz. Biraz önce Kambriyen patlaması, Kambriyen'deki fosillerden bahsedildi. Gerçekten de Kambriyen'den itibaren ülkemizde küçük kabuklu fosillere rastlıyoruz ve ilk bunlarla birlikte günümüze kadar gelen bir serüvende bulduğumuz fosilleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çok önemli olan bu fosil grubu Avustralya'dan Antarktika'ya, Avrupa'da, Çin'de, Sibirya'da ve ülkemizde bunları görebiliyoruz. Evet, süngerlerden örnekleri özellikle heksaktinellit ve demosponçları ülkemiz kayalarında bulabiliyoruz. Bunları gayet güzel görüyoruz. Torba vücutlular olarak gruplandırdığımız Sölenterata grubunun özellikle antozoa yani mercanlar dediğimiz grubu ve yine hidrozoaları ülkemiz kayaçlarında görüyoruz. Böyle bir fotoğraf serisi şeklinde bunları size göstermeye çalışacağım. Evet, mercan grubundan örneklerle devam ediyorum. Hem koloni halinde yaşayan grupları hem de tekçe yaşayan, fert halinde yaşayanları bol olarak ülkemiz kayaçlarında görüyoruz ve genellikle koleksiyonlarımızda gördüğümüz örnekler hem koloni hem de tek fert olarak yaşayanları görebiliyoruz. Evet, hidrozoa grubundan örnekler de yine Türkiye'de bulunan fosil kayıtlarımızdan. Pardon, bryozoalar yosun hayvanları olarak bilinen ya da çok güzel görüntüleriyle dantel mercanlar olarak tanımlanan bu grubu da yine ülkemiz kayaçlarında görebiliyoruz ve birçok yerde karakteristik olarak yaşlandırmalarda kullandığımız fosil gruplarımızdan yine bunlar koloni şeklinde yaşıyorlar. Özellikle paleozoik stratigrafisinde çok önemli olan brachiopodlarımız, kol ayaklılar olarak Türkçe kullanılıyor. Ayrışmış, aşınmış taneler halinde dere kenarlarında, kayalıkların alt kısımlarında yuvarlanarak bulabildiğimiz fosillerden ve ülkemiz oldukça paleozoik kayalarda zengin bir brachiopod faunasına sahip ve birçok sergi alanında da yine görebileceğimiz fosillerden. Yumuşakçalar grubu olarak 3 grupta inceliyoruz bunları alt grupta. Karından bacaklılar, çift kabuklular ve kafadan bacaklılar veya çift kabuklulara baltalı ayaklar gibi de kullandığımız sözcükler var. Ve en çok ilgi çeken artık bunları gördüğünde herkesin genellikle işte gazetelerde çıkan haberlerde de bunları gördüğünde buralar bir zamanlar denizmiş dediği en çok bilinen grupları oluşturuyor mollüs grubu. Bunlar karından bacaklılar, evet, çift kapaklılar, kabuklular ve Shell'in simgesi, o nedenle herkesin çok iyi bildiği bir fosil grubu olarak görüyoruz. Ve rudistler aynı grup içerisinde çok iyi bilinen ve gerçekten de iri boyutlarıyla koleksiyonlarda en çok rastladığımız müzelerde ve bireysel koleksiyonlarda görebildiğimiz gruplar ve 50 santimetreye kadar büyüyebilen Ostrea dediğimiz yine çift kapaklı gruptan görüntüler bunlar da. Bunların hepsi bu gösterdiğim fotoğrafların tamamı ülkemizdeki kayaçlardan elde edilen fosil grupları, bunu da açıklamak istiyorum. Evet, ammonoidler, kafadan bacaklar grubunun çok tipik temsilcileri ve gerçekten mesozoik stratigrafisinde oldukça önemli. Ülkemizde de çok değerli fosillerini yansıda görüyorsunuz. Çok önemli yayınlar, tezler, bunlardan alınmış fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Bu da arazi görüntüsü ve yine koleksiyonlardan görüntülerimiz. Yine aynı grubun bir başka üyesi belemnitleri görüyoruz. Evet, farklı bir gruba geçiyoruz. Artropodlar, eklem bacaklılar olarak bildiğimiz ve bunların
üç loglu grubu trilobitler. Biraz önce de çok fazla örnekler verildi trilobitler üzerine. Hem bütün olarak görebiliyoruz hem de bu üç lobun parçaları şeklinde ülkemiz özellikle Paleozoik'teki bu kayaların yaşlandırılmasında önemli rol oynayan fosil gruplarından birisi trilobitler. Ve aynı zamanda birazdan da iz fosiller göstereceğim ama burada da üstte trilobitin kendi fosili. Şurada kesitlerini görüyorsunuz bu üç loblu grubun ve burada da Cruziana izleri dediğimiz iz fosillerini de yine görüyoruz. Ve yine artropodlardan yengeç fosilleri ülkemizde bilinen fosillerden. Evet, derisi dikenliler Echinodermata grubuna geldiğimde Kambriyen'den Paleozoik'ten itibaren günümüzde kadar görebiliyoruz. Ama özellikle Cenozoik stratigrafisinde çok bilinen ve gerçekten de biraz sonra fotoğraflarını koyduğumda hepiniz bazı koleksiyoncuların evlerinde bulunan grubu oluşturuyor. Deniz kestaneleri olarak tanımlanan grubun ülkemizde çok yaygın olarak yer aldığını görüyoruz ve gün gelmiyor ki hemen hemen her yıl bize bulunan bu fosillerin ne olduğuyla ilgili bilgi sormaya geliyorlar. Evet, deniz laleleri yine ülkemizde bulunan kayalarda tipik olarak bilinen, bazen kalixleri, bazen büyüme antrop dediğimiz saplarını görebiliyoruz. Görüntüleriyle sanki taşın üstünde yazıların olduğu imajını veren şurada gördüğünüz graptolitler Paleozoik kayalarında özellikle Ordovisyen ve Silüryen yaşlı kayalarda çok tipik olarak görülen örneklerden bir tanesi. Çok farklı şekilleri var. Çok son derece yararlı karakteristik fosillerden. Evet, buraya kadar ben omurgasızlar hakkında ve başta da çok küçük bir miktar mikrofosillerimizden bahsettim. Şimdi omurgalılar hakkında bilgi vermek istiyorum. Çok zengin bir omurgalı faunamız var. Balıklar açısından oldukça zengin ve birçok yayını görebiliriz. Balıkların bütünüyle, iskeletleriyle korunan parçalarını görebiliyoruz ve bunlar da Türkiye'den toplanan balık fosillerimiz. Aynı zamanda dişlerini görüyoruz. Balık dişleri son derece bol olarak rastlayabildiğimiz fosil grubunu oluşturuyor. Amfibiyalar yani kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Bu gruba baktığımızda ülkemizde yine bunların kayıtları var. Amfibiya kayıtlarını yani kurbağalarla ilgili fosil kayıtlarını görüyoruz. İşte Miyosen döneminden örnekleri görüyoruz. Yine Miyosen döneminden fosil kurbağalarla ilgili bilgiler. Sürüngenlerden kertenkele grubuna ait fosillerimiz var. Yine timsahlara ait fosil gruplarımız var sürüngenlerden ve denizel sürüngenlerimiz var. Bunlar da özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya konan denizel sürüngenlerimiz. Ve kuşlara ait bir deve kuşu fosillerinin bulunduğu lokaliteden örnekler. Yine fosil tüyler var, kuşlarla ilgili olarak bilinen bu gruptan fosillerimiz var. Ve memelilerin ordolarının sıralanışını görüyorsunuz burada. Ve bütün bu grupların örneklerini ülkemizdeki kayalarda bulabiliyoruz. Bu konuda ayrıntılı olarak iki konferans verildi. Yine PCG söyleşileri içerisinde. Linklerini yazdım ben buraya. Buradan ulaşabilirsiniz. YouTube'dan çok daha ayrıntılı bilgileri ulaşabilirsiniz. Küçük memelilerden, özellikle kirpi, böcek yiyen gruptan fosil parçalarını görebiliyoruz. Yani onların fosilleşen bölümlerini görebiliyoruz. Kemirici grubundan görebiliyoruz. Yarasalardan fosiller var. Kesellerden fosillerimiz var. Etçil grubu oluşturan memeli grubundan birçok fosillerimiz var. Yine zürafagillerden fosiller var. Omurgalı memeli grubunda. Boynuzlu giller bilinen fosil gruplarımızı oluşturuyor. Tavşanımsı gruptan fosiller.
Ve büyük memelileri görüyoruz ve bu büyük memelilerden rinoseraslar, yani gergedangillerimiz var, bunları görüyoruz, fillerimizi görüyoruz. Hem dişleriyle hem bütün kemikleriyle bilinen, işte Maraş fili çok tipik olarak bilinen fosillerimizden. Atlar var, özellikle erken orta miyosen stratigrafisinde önemli rol oynayan grubumuz. Ve denizel memelilerden setaseanlar, yani balinaları oluşturan grubun da yine parçalarını, fosil parçalarını ülkemiz kayaçlarında bulmak mümkün. Deniz ineği fosili Toroslar'da bulunan bulgulardan bir tanesi ve iz fosillerimiz. Memelilerin ayak izleri var, omurgasız canlıların izleri var. Dolayısıyla kendileri kadar izlerinin de çok değerli olduğunu benden önce fosilleşme ve fosiller bölümünde Funda Hocam paylaştı. Gerçekten de hem ortam analizlerinde hem de o dönemki ekosistem açısından bizlere çok değerli bilgileri veriyorlar. Ve tabii ki fosil insan buluntuları. Ülkemizde bunlarla ilgili de çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Paleoantropoloji çalışmaları biliniyor ve insan fosilleriyle ilgili Türkiye'de de kayıtların yer aldığı ve bu bölgede, bu bölgelerde çok önemli. Özellikle Avrupa, Asya, Afrika arasındaki geçiş yerinde bulunan ülkemizde önemli kayıtlar ve bilimsel olarak güzel verileri destekleyen fosilleri görüyoruz. Ve son yıllarda Denizli adamı olarak bilinen Homo erectus'a ait de kafatası parçaları bulunmuş durumda. Dolayısıyla insan fosillerimizde yer alıyor ve insan ayak izleriyle ilgili Kula Salihli Jeoparkı'nda da bunlar sergileniyor. Ama buralardan götürülüp tabii ki şu anda müzelerde ya da yurt dışında da kaçırılan eserlerimiz mevcut. Çok kısa bir şekilde bitki fosillerimizden de bahsedeceğim. Funda Hocam söz verdi. Umarım bir başka toplantıda ayrıntılı olarak bunları görürüz. Özellikle bitki fosilleriyle ilgili çok sayıda taşlaşmış ağaçlar mevcut. Bununla ilgili olarak bir web sitesi paylaşıyorum sizlerle. Taşlaşmış ağaçlarla ilgili, Türkiye'de bulunanlarla ilgili ayrıntıları buralarda bulabilirsiniz. Ben sadece örnekleri vereceğim. Ve karboniferde çok zengin bir bitki fosillerimizin bulunduğu alan var. Gerçekten Zonguldak Amasra Baseni'nde çok zengin bitki topluluğu var. Yine kara kehribar olarak bilinen oltu taşı, Türkiye'de yarı değerli bir taş olarak bilinen fosillerden. Sekvayalar çok iyi biliniyor. Miyosen'de taşlaşmış ormanlar, oligosen'de, pliyosen'de bunları biliyoruz. Birçok yerde silisleşmiş ağaçlar olarak da bilinen, yine çamgillerden çok iyi, paleojenden pliyosene kadar Türkiye'de birçok yerde görüyoruz. Yaprak fosillerince yine ülkemizde kayaçlarımız oldukça zengin. Bunları da görebiliyoruz ve Yansı'da da yine Zonguldak yöremizden alınan bitki fosilini görebiliyoruz. Canlıların yürüme, yatma, yaşam, can çekişme gibi hareket izleri, bunları da yine iz fosilleri ülkemiz kayıtlarında oldukça fazla görüyoruz. Biraz önce de memelileri göstermiştim. Şimdi izninizle Gül Hocam, çok kısa paleontolojik mirasımızın oldukça değerli olduğunu ve korumayla ilgili de birkaç slaytımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten insanları fosillere çeken birçok neden var. Herkes merak ediyor. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Özellikle dinozorlar çok fosillere doğru itiyor insanları. Gerçekten öğrenciler için, halk için öğrenmeyi teşvik edici katkıda bulunuyor. Ama diğer yandan da yok edilmeyle tam karşı karşıya olan, tehlike arz eden grubun içine giriyor.
Ve arazide bir fosilin keşfedilmesinden yayın aşamasına gelmesi ya da teşhir aşamasına gelmesine kadar birçok uzun ve karmaşık bir süreçten geçiyor. Bunların bir kısmı sergileniyor tabii ki, özellikle görsel olarak çıplak gözle görülenler, ama gözle görünmeyen mikrofosil olarak bahsettiğim derya deniz bir zenginliğimiz var ve bilimsel olarak bilgi ve araştırma açısından aynı derecede makro olanlarla aynı derecede önemli. Dolayısıyla biz özellikle yer bilimcilerin gezegenimizi daha iyi anlamasına olanak tanıyan bilimsel verileri elde etmek için kendine has özelliklere sahip jeolojik malzemelere, biraz önce jeoçeşitliliği anlatırken vurguladım, bu erişimi garanti etmek zorundayız. Dolayısıyla bu alanların doğru yönetilmesi ve korunması gerekiyor. Bunların bir kısmını biz doğrudan sahada elde ediyoruz. Bir kısmını ise örnekleri laboratuvarlara getirerek ileri analizler yapıyoruz. Dolayısıyla her iki durumda da bu gezegenimizin kanıtı olarak bunları korumamız gerekiyor. Dolayısıyla jeosit olarak bilinen bu kümeyi jeolojik mirasımızı oluşturuyorlar ve bunların bir kısmını yerinde koruyoruz, bir kısmını da koleksiyonlarla müzelerde veya araştırma alanlarında sergileyerek bunları bulunduğu yerin dışında da korumaya çalışıyoruz. Peki böyle bir şeye gerçekten ihtiyacımız var mı? Neden ihtiyacımız var? Hemen ana başlıklarla üstünde geçip konuşmamı tamamlamaya çalışacağım. Kültür ve bilim okuryazarlığı gerçekten bu konuda eksiğiz. Bunun tam olarak yeterli anlamda anlatmamız gerekiyor. Sürdürülebilir olmayan madencilik yapıyoruz. Evet, insani gelişme için madenleri işleteceğiz. Ancak jeolojik sahaları riske atarak değil, onları koruyarak bu işleri yapmamız gerekiyor. Kentsel gelişimler kırsal alanlara doğru nüfus çoğunluğuyla kaymaya başlıyor ve birçok jeolojik sitin yok edilmesini sorumlusu olarak karşımıza çıkıyor. Yetersiz yasal koruma, ülkemizde kanunlarımız var. Evet, iki kanunumuz var, 28, 73 ve 63. Ama bunların yeterli olmadığını görüyoruz. Çünkü birçok jeolojik alan olarak kırılgan olan yerlerin korunmadığını görüyoruz. Ve verimsiz yönetim, gerçekten eğitimli olmayan personel ve çok iyi bir stratejisi olmayan bir kamu yönetimi jeolojik mirasımızın savunmasızlığını ortaya koyuyor. Ve en önemlisi kaçakçılık ve yasa dışı toplama. Birçok ülkeden fosil kaçakçılığı, mineral kaçakçılığı ve kayaların çalındığını görüyoruz. Bazı bilimsel çalışmaların, araştırmaların da kendilerinden sonra gelecek araştırmalara önemsemeden, hesaba katmadan bilimsel örnekleme yapıldığını görüyoruz. Bunların da yine dikkat edilmesi gerekiyor. Ve sürdürülemez turizm ve eğlence faaliyetleri yapmamamız gerekiyor. Özellikle kitle turizmi, birçok kırılgan jeolojik alan, mağaralar gibi yumuşak ve pekişmemiş kayaçların bulunduğu yerler, fosillerin bulunduğu yerler etkileniyor. Dolayısıyla bütün bu anlattıklarım gerçekten de paleontolojik miras, tabii ki tümü dahil ama özellikle bugün fosillerden bahsettiğim için tanımı gereği benzersiz ve bir daha yenilenemeyen doğal bir nesne ve oldukça değerli varlıklar, doğal çevrenin cansız bileşenlerini oluşturan jeoçeşitliliğin doğanın korunması için canlı bileşenler kadar önemli olduğunu ve bunun çok uygun şekilde yönetilmesi ve korunması gerektiğini de hepimizin unutmaması gerekiyor. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Varsa sunumlar sonunda sorularınızı yanıtlarım. Hocam biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun bu güzel sunum için. Özellikle jeoçeşitliliğin korunması da yine bu çalışmanın amaçlarından bir tanesiydi. Emeğinize sağlık. Bir bölümünde bunların doğa tarihi müzelerinde koruduğumuzu söylediniz. Bu yüzden son konuyu da biz doğa tarihi müzeciliğine ayırdık. Ege Tabiat Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Serdar May da bizlerle. O da doğa tarihi müzeleriyle ilgili bir şeyler aktaracak bize. Hocam söz sizde, buyurun lütfen. Sesinizi aç. Tamam. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Evet, evet hocam geliyor. Ben
Ekranımı paylaşayım. Evet, Doğa tarihçileri ve müzelerin işleyişi aslında benzer, buna yakın birkaç tane sunum yine ÇK çatısı altında sunmuştum. Şimdi daha çok Doğa tarih müzelerinde paleontolojik çalışmaların ne şekilde yürütüldüğü, hem tüm görüp bizzat çalıştığı müzeler üzerinden örnekler vererek bu günkü sunumu tamamlamayı hedefliyorum. Öncelikle kısa bir şekilde müzecilik hakkı, daha doğrusu Türkiye Milli Komitesi'nin müzeyi ne şekilde tanımladığını belirtelim. Kültür eserlerini koruyan bu eserleri etüt, eğitim ve beti zevki yükseltme amacıyla toplu halde teşhir eden, kamu yararına çalışan, sanata, ilme, sağlığa, teknolojiye ait koleksiyonları bulunan müesselere müze adı verilir. Sözcüğün kökenini biliyoruz. Esin Pelleri Tapınağı demek olan üzümden geliyor. Ondan sonra müzelerin işlevi nedir? Bunu da hızlı bir şekilde yapalım. Kısa olarak müzelerin işlevi, doğa tarihi müzeleri de buna dahil olmak üzere, toplama, belgeleme, korulama, koruma, sergileme ve eğitme şeklinde sınıflandırılmıştır. Birçok farklı konuda eseri ve eşyayı kendi içerisinde barındırır ve barındırdığı eserler açısından da farklı isimleri alır müzelerimiz. Bunlar Doğa Tarihi Müzesi, Etnografya Müzesi, Havacılık Müzesi ya da Sanat Müzesi şeklinde denir. İdare bakımındadır. İşlerimiz neler? Öncelikle eğitim, öğretim, tarihi mekan ziyareti, derleme, kaydetme, birçok büyük doğa tarihi müzeleri içinde hediye satın alma, bilim insanlarının istihdam sağlama, çeşitli tanıtımlar ve materyal sağlama şeklinde özetlenebilir müzelerin işlemleri. Şimdi doğa tarihi müzelerinin şöyle bir önemi var. Sanat tarih müzelerinden, sanat müzelerinden sonra dünyada en çok ziyaretçi çeken müzeler doğa tarihi müzeleri. Burada bir listemiz var, 20 büyük müze arasında. Dikkat ederseniz doğa tarihi müzelerinden Amerika'dan, Çin'den, Paris'ten, Fransa'dan ve İngiltere'den. Serdar Hocam, bağlantımızda bir problem var. Serdar Hocam. 3 milyon doğa tarihleri de sanat tarihleri yarışmakta. Şimdi kısa yapınca bir tarih kurulu kanunu beklemiş. Efendim. Hocam bağlantınızda bir problem var. Sizin isterseniz görüntünüzü kapatın internet bağlantınızda. Belki daha iyi gelir. Sesiniz çok titriyor. Anlamıyoruz çünkü. Görüntünüzü tamam. Kapatarak bir dinleyelim. Evet, bir saniye şey yapacağım. Hattan düşeceğim. Sonra tekrar giriş yapıyorum. Bir saniye. Tamam. Şu an nasıl? Gülcemin hocam sesiniz kapalı. Şu an iyi Gülcemin geliyor hocam. Evet, şu an evet telefon üzerinden bağlanıyorum. Ben tekrar devam ediyorum o zaman sunumuma kaldığımız yerden. Evet, tabiat varlıkları koruma kanunundan biraz bahsetmemiz gerekiyor. Bunu en çok bizim tabiat tarihi müzemize de bir şekilde fosil ya da benzeri kültür tabiat varlıkları getiren kişilere de elden bilgi veriyoruz. Buradan toplu olarak bilgi vermek çok daha avantajlı. Maalesef diyorum, hayvan bitki fosilleri beraberinde diğer tüm kültür varlıklarıyla beraber aynı madde kapsamında yer almakta. Yani hayvan bitki fosilleri, insan iskeletleri, onun dışında yüzük taşlarından tutun, askılar, mühürler de dahil olmak üzere bütün bunların hepsi kanun hükmüne bağlı olarak taşınan ve taşınmaz kültür tabiat varlıkları adı altında kazılması, araştırılması
ve sondaj da dahil olmak üzere bütün izni Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait. O yüzden fosil araştırmak, fosil toplamak, fosil biriktirmek buradaki kanun neticesinde izne tabi olan bir, isterseniz uğraş değil, isterseniz bilimsel bir çalışma değil. Bununla ilgili olarak bundan 2010 yılında Jeoloji Odası ile ilgili bir görüşme yapmıştık. İlgili dönemin başkanlarıyla konuşmuştuk. Bu kanunda bu fosillerin özellikle ve diğer jeolojik materyallerin ayrı bir kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini, çünkü bu ileride çok ciddi sıkıntılar yaratabileceğini söylemiştik. Ve gerçekten de kimi camialarda sıkıntı yarattığını biliyorum. Kazılar ve sondajlar ayrı bir işlem, ama onun dışında merak ederek yerden almış olduğunuz bir fosil bile kanunları altında aslında kanun dışı. Bunu da mutlaka belirtelim. Yani buna da desteklediğim anlamına gelmesin. Sadece kanun bunu söylüyor, bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi kuratörler, tabiat tarihi müzeleri, daha doğrusu müzelerin diğer koleksiyonlardan farkı ne olması gerekiyor? Diğer tüm sanat tarihi müzeleri gibi bizim bir kuratöre ihtiyacımız var. Kuratör nedir? Sonuçta tarihi eserleri koruyan, onların kökenini araştıran, bulgulara göre kategorize eden, kimisine göre koleksiyon müdürü, kimisine göre ise koleksiyon şefi olarak adlandırılan yurt dışında bilim insanlarına kuratör adı verilir. O yüzden her tabiat tarihimizi beraberinde Türkiye'de kurulacaksa ya da devam edenlerde dahil olmak üzere illaki ilgili bölümlerin kuratörlerine ihtiyacı vardır. Aynı zamanda kuratörler bu sergi materyallerinin gruplarına göre o dalda ihtisas yapmış bilim insanlarının arasından seçilmesi gerekmektedir. Bu açıdan kuratörler tabiat tarihi müzelerinin olmazsa olmazlarıdır. Birçok işe üstlenir kuratör. Ziyaretçilerin satın alma bütçesinden tutun da müzeye envanter ve etütlük malzeme temin etmek, onun dışında seyahatleri ve projeleri bütçelendirmek, onları tasarlamak tamamen kuratörün yetkisi altındadır. Ve kuratörler de doğa tarihi müzelerinde zooloji, yer bilimleri, antropoloji, arkeoloji gibi farklı bölümler varsa her bölümünde ayrı bir kuratörü bulunması gerekmektedir. Yurt dışındaki çok önemli doğa tarihi müzelerinin hemen hepsinde kuratörler bir şekilde bilim insanlarının işini kolaylaştırmaktadır. Şimdi o bölgeleri, o bölümleri daha detaylı anlatacağım. Sadece Atika Hocam bahsetti Anadolu'nun tabiat varlıklarının zenginliği hakkında. Ben daha çok Senozoik dönem paleomemeli faunaları çalışıyorum. Türkiye paleomemeli lokalitelerinin adet olarak şurada çizdiğimiz grafikte ne kadar zengin olduğunu görebiliyoruz. Yaklaşık 2001'de 2003'te Metan'ın yapmış olduğu, Aral hocaların da takip ettiği Metan raporunun dışında onun revize edilmiş haliyle bizim, yani müzemizin yapmış olduğu projeler revize etmiş haliyle aslında paleomemeli faunların sayısı 600'ü geçiyor. Bu açıdan Avrupa'da İspanya çok zengindir. İspanya'dan sonra Türkiye, Avrupa'nın dünyanın en zengin 3-4 paleomemeli lokalitesine sahip ülkelerinden biridir. Onların da kronolojik olarak sıraladığımızda Anadolu'da özellikle Paleosen döneme ait lokalitelerin sayısının epey miktarda az olduğunu, asıl sıçramayı bilsin Miyosen'de, özellikle geç üst Miyosen kayalarındaki geç Miyosen faunalarının çokluğuyla Batı ve Güneydoğu Avrupa ülkelerindeki koleksiyonlardan ayrılır. Anadolu özellikle geç Miyosen faunası açısından gerçekten çok zengindir ve referans lokalitelere sahiptir de diyebiliriz. Bu da genel olarak Anadolu'daki şu an çalışılan bildiğimiz paleomemeli faunaların 3 aşağı 5 yukarı bir dağılımı görüyorsunuz. Bunların dağılımı Trakya'da, İç Anadolu'da ve Ege'de yoğunlaşmışken Doğu Anadolu'da jeolojik ve coğrafik şartlar nedeniyle daha az sayıda lokaliteyle temsil edildiğini söyleyebiliriz. Ancak burada yürütülen çalışmalar bu sayıda arttıracağını biliyoruz. Keza Adıyaman'da ve Diyarbakır'da yeni ve zengin lokalitenin varlığına şahidiz. Şimdi paleontoloji çalışmalarda, yani müze ile ilgili ve müzenin yürüttüğü çalışmalarda ne gibi yöntemler var? Birinci yöntemimiz tabii sağdan toplama, yüzey araştırma, kazı yoluyla temin. Bunlar da Kültür Bakanlığı denetimindeki kazılarla oluyor. Burada Paşalar, Mustafa Kemal Paşa'daki Orta Miyosen lokalitesindeki bir kazıdan bir görüntümüz var. İkincisi bağış ve değişim yoluyla oluyor. Burada da yine denizli Homo erectus ya da denizli adamının çıkmış olduğu
travertenlerden bizim müzemize hediye edilmiş ve yayınını da gerçekleştirdiğimiz bir gergedan kafatasına ait bir traverten örneğimiz var. Bu da Moskova Dağ Tarih Müzesi'nden müzemize hediye edilmiş Almanya Plioseseninden bir koşucu sırtlana ait bir alt çene örneğimiz var. Diğeri satın almayı öyle temin. Bu konuda Avrupa'da bizim ülkemizdeki kanunlar geçerli değil. Birçok ülke bu konuda fosilin temini konusunda çok daha liberal. Ve buradaki doğa tarihi müzelerinin de birçok müzelerinde satın aldığı fuarlar takip ediyoruz. Buralardan hem mineralojik hem petrografik ve paleontolojik malzemeyi de eksiklerimizi temin ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken fake fosil ya da yapay sahte fosilleri çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Satın alırken birçok ünlü müzenin maalesef kuratörlerinin eksikliği ya da yetkinliğinin nedeniyle yani yetkin olmadığını den dolayı çok yanlış ve hatalı fosilleri bünyelerine kattıklarını görüyoruz. Hatta bunların yayınları bile maalesef arada bir çıkıyor. Burada memelilerden tutun da sürüngenlere kadar birçok hayvan grubunun örneklerini paranızın yettiği ölçüde müzenize temin edebilirsiniz. Aynı zamanda iskelet örnekleri de bunlara dahildir. Burada yine Almanya'dan örnekler. Burada bakın Almanya'da enteresan Türkiye'den gitmiş bazı klipaster örnekleri vardı. Hatay'dan, Samandağ çok büyük ihtimal. Orada da satış yapılıyor. Türkiye'de satamıyorsunuz ancak Almanya'da bunu rahatlıkla satabiliyorsunuz. Tabii nasıl çıkarıyorsunuz onu bilmiyorum dışarı. Evet, burada da bakın Türkiye'den çok gitmiş örneğimiz var. Memeli örnekleri var. Bunların hepsi satılıyor. İkincisi büyük dealer yani satıcılardan temin edebiliyorsunuz. Buradan çok daha az riskli örnekler ama çok daha yüksek fiyatlara satın alabiliyorsunuz fosilleri. Dünyanın dört bir yanından örnekler var. Özellikle Kuzey Afrika'dan elde ettiğiniz omurgası örneklerini isterseniz kilo ya da toplu olarak satın alarak üzerinize katabiliyorsunuz. Burada Hollanda'da benim temas ettiğim bir satıcıdan bol miktarda Kuzey Afrika örneğini Tabiat Tarihi Müzesi'ne satın almıştık hediyelik eşya olarak. Hatta isterseniz amuletleri görüyorsunuz. Kilo olarak satılıyor, adet olarak değil. Ancak fake fosillerden de kısaca bakalım. Burada çok güzel trilobit örnekleri olmakla beraber bu trilobit örneği aslında kayaç üzerine işlenerek, oyularak meydana getirilmiş bir örnek. Buradaki kretese amonitleri de aslında gerçek amonitler değil. Tamamen aletlerle oyularak elde edilmiş örnekler. Burada da sahte örnekler. Sahte örneklerdeki değişim de çok enteresan. 20 sene önceki örnekler son derece ilkel ve son derece basit gözükürken artık teknoloji çok ilerlediği için çok daha kaliteli sahte örnekler yaptıklarını görebiliyoruz. Artık gerçekten ayırt etmek gerçekten güç. Onun dışında satın alma yoluyla iskelet örnekleri osteoloji ya da odontoloji galerilerinize istediğiniz örneği dünyanın her yerinden elde yani şey yaparak sipariş vererek elde edebiliyorsunuz. Biz de kendi tabiat tarihimize bazı eksik örneklerimizi bütçemiz yettiği el verdiği ölçüde müzemize temin etmiştik. Onun dışında antropolojik örnekleri ister istemez illaki eğer bir evrim paranız da varsa hala Türkiye'de bir şekilde yurt dışından temin edebiliyorsunuz. Burada bizim Doğa Tarihi Müzemizdeki evrim panomuzun ve satın aldığımız bazı kafatası, hominoid ve hominin örneklerinin kafataslarını görüyorsunuz. İsterseniz taş alet örneklerine kadar her şey internette bulunabiliyor. Doğa tarih müzelerinde bizim de müzemizde olduğum bir tanımlama laboratuvarımız olmamız gerekiyor. Yani bir yerde depomuzun bulunması gerekiyor. Materyallerin hazırlanması, depolama alanlarının ayrı olarak seçilmesi gerekiyor. Burada neye göre seçiyoruz derseniz, tabii örneklerin büyüklüğüne, küçüklüğüne, hacimlerine göre de farklı şekilde konstrüksiyon sistemler, sandık sistemleriyle örnekleri yerleştirmemiz gerekiyor. Burada Stuttgart Doğa Tarih Müzesi'nde çalışıyorduk. Buradaki raf sistemiyle bir örnek olarak göstermek istedim ama farklı depolama sistemleri de var. Bu tarz raylı sistemler çok daha az yer kaplayıp çok daha fazla örneği barındırdığı için çok daha tercih ediliyor Doğa Tarih Müzesi'nde. Bu da Lozan Doğa Tarih Müzesi'ndeki çalışırken çektiğim örnekler. Paleozoik omurgalılarına ait örnekler burada sergileniyor. Tanımlama laboratuvarlarında mikroskoplar, tarımalı elektron mikroskopları gibi ekipmanların bulunması gerekiyor. Aksi takdirde yeterli çalışmayı gerçekleştiremezsiniz. Sergileme amaçlı materyal hazırlama ise bir sonraki aşama. Materyallerin temizlenmesi, ilgili aşındırma, kazıma ve oyma cihazlarıyla ve asit ve su havuzları illaki olacak. Hazırlandığı laboratuvarlara biz bu materyal hazırlama laboratuvarı diyoruz.
Sonra sergileme için farklı farklı sistemlerimiz var. Duvar tipi vitrinler, koridorlar, askı ya da ayaklı orta vitrin sistemlerine yine küratörler şey yapıyorlar, karar veriyorlar ne şekilde sergileme yapacaklarına. Ona göre bir müzenin içerisinde sergi alanı şekilleniyor ve aynı zamanda tabii doğa tarihi müzelerinin içerisinde hem kalıcı hem geçici sergileme olanakları olması gerekiyor. Burada da farklı farklı sistemleri görüyorsunuz. Aynı zamanda eğitim amaçlı alanlarında mutlaka olması gerekiyor. Bir sunumların yapılacağı bir toplantı alanı olması, aynı zamanda müzeyi ziyaretten özellikle genç ziyaretçilerin, öğrencilerin ve çocukların hoşça vakit geçirecekleri ve eğitim ve bilim ve deney yapılacakları alanlarında bulunması gerekiyor. Şimdi Türkiye'deki doğa tarihi müzelerini hızlı bir şekilde geçeyim çünkü çok fazla vaktimiz yok. Burdur Doğa Tarihi Müzemiz. Eski bir kiliseden sonra tadilat ve projelendirerek ortaya çıkarılan Profesör Doktor Berna Alpabut Hoca'nın danışmanlığında çok güzel bir doğa tarihi müzesi, Burdur Tarihi Müzesi. Az miktarda zoolojik malzeme ve daha çok Burdur formasyonunun erken pleistosen faunasının örneklerini, bizim de çalıştığımız daha doğrusu örnekleri biz burada sergiliyoruz. Elmacı fosil lokalitesinin en zengin lokalitesi Burdur yörede, Burdur formasyonunda. Bu bilimde çıkmış olan mamut dişleri ve diğer iri memelilere ait örnekler yine Doğa Tarihi Müzesi'nde burada sergileniyor. Hepimizin de aslında iki göz bebeği olan MTA Tabiat Tarihi Müzesi, şimdi katıla Şehit Cuma Dağıtuk Tabiat Tarihi Müzesi, Türkiye'nin ilk ve en büyük tabiat tarihi müzesi. Uzun uzun anlatmaya gerek yok çünkü daha önce de değerli müze müdürümüz de geçtiğimiz sunumlarda anlatmıştı müzedeki yaptıkları çalışmaları. Ancak çok zengin bir paleontolojik koleksiyona sahip. Onu geçmiş yıllarda da müzede çalıştığım için biliyorum. Bu çok eski bir görüntü, bir 10-15 sene öncesine ait. Belki şu an daha da değişmiştir. Ancak depolarda saklama bu şekilde gerçekleşiyor. Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi'nde küçük ama kıymetli bir müzemiz var. Bu müzenin de aynı zamanda bakanlık denetiminde özel statü, özel müze statüsünde olduğunu da belirtelim. Buranın en güzel örnekleri Gelibolu kıyılarında bulunmuş miyosen deniz memelerine ait örneklerin de bir kısmı da şu an çalışmak için bizim müzemizde bulunuyor. Ama diğer bir önemli bölümü bu Çanakkale Müzesi'nde sergileniyor. Burada Sedentarium'a ait bir humerus örneği var. Erken geçmiyorsen yaşlı güzel bir örnek. Benzer örnekler yani Küçükçekmece ve yakın ergene formasyonu faunaları da kayıtlanmıştır. Demirsoy Hocamızın kıymetli bir müzesi var memleketinde. Onun dışında İstanbul Teknik Üniversitesi İhsan Hakkettin Doğa Tarihi Müzesi var İstanbul'da. Bu da çok önemli, çok kıymetli. Özellikle Küçükçekmece faunasının koleksiyonu var. Ben de burayı 200 sefer ziyaret etmiştim. O zamanlar Sağolsun Satınç Hocamız da bizimle çok ilgilenmişti. Oradaki malzemeler üzerinde çalışma yapmıştık. Tabiat Tarihi Müzesi'nin müdürü Tanju Hocam'la beraber. O yüzden örneklerin fotoğrafları eski olabilir, kusuruma bakmayın. Ancak örneklerimiz kıymetli. Ne şekilde sergileniyor? İşte kabinetlerde sergileniyor. Son derece orijinal şekilde üzerindeki görüntüler şeyi. Bakın bu Tursurus Okani. O zaman şu iki parçaydı. Onu yapıştırıp hocaya vermiştim. Bu alt çene örneğimiz Küçükçekmece yayınlanmış malzemeler, yayınlanmamış malzemeler de var. Sonuçta İstanbul Teknik Üniversitesi'nin koleksiyonu da kıymetli ama sadece Küçükçekmece'den değil, burada Keşan yöresinden yani Edirne Oligosen linyitlerinden de kıymetli iri memeli örneklerinde burada varlığını biliyorum. Hatta bakın burada bir örnek var, her ne kadar yanlış tanımlansa da. Kısaca İTÜ'nün koleksiyonu da son derece kıymetli. Benim de görev aldığım Tabiat Tarihi Müzemi'nin koleksiyonları da MTA'dan sonra şu an en zengin koleksiyon Tabiat Tarihi Müzemizde. Ozan Soyucan'ın kendi koleksiyonu, onun dışında yine çok sayıda projelerden elde edilmiş koleksiyonlar da bizim Tabiat Tarihi Müzemizde var. Bakın burada bizim yaklaşık 2000 kadar zürafa koleksiyonumuzun bir çok küçük bir kısmı metapod örneklerini burada masanın üzerinde sergiliyoruz. Onun dışında Tabiat Tarihi Müzemiz aynı zamanda projeler ve araştırmalarla aslında birçok diğer müzelerden ya da üniversite müzelerden biraz ayrılıyor. Bu açıdan bir MTA ile beraber iş yapıyoruz. Keza İTÜ'nün de çalışmaları var. Bizim de müzemizin desteklediği ulusal uluslararası projelerde müzemize hem jeolojik hem paleontolojik
envanter açısından katkı sağlıyoruz. Burada Konya Yıldın Havzası'ndaki erken miyosen kömürlerinde yürüttüğümüz bir mikro memeli çalışmamız vardı. Uluslararası bir bilim insanlarının oluşturduğu bir grupla. Burada Manisa Saruhan yakınlarında magnetosirografi çalışmamız vardı yine bir erken miyosen lokalitesinde. Elde ettiğimiz sonuçları da burada farklı farklı İspanya'dan ve Slovakya'dan gelmiş bilim insanlarının çalışmalarıyla yayın haline getiriyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi aslında yeni açılan müzelerden bir tanesi. Nazır Erdem hocamızın kıymetli katkılarıyla ben de onun bir son yayını çıktı. O yayının üzerinden bu fotoğrafları elde ettim. Çok güzel bir müze, çok fresh, taptaze bir tabiat tarihi müzesi. 2000'den fazla materyali olduğunu söylüyor hocamız. O yüzden eline sağlık diyoruz Sivas Doğa Tarihi Müzesi'nin. Çorak Yerler kazısının malzemesinden biraz bahsedelim. Aile Sevim Erol hocamızın yıllardır sürdürdüğü, 20 yılı aşkın sürdürdüğü Çorak Yerler kazısı çok kıymetli katı. Neden? Anadolu'nun çünkü en zengin geçmiyorsan faunası. Yani korkunç miktarda fosil var. Biz de yıllardır tabiat tarihi müzemizle bu Çorak Yerler kazısı arasında sürüp gelen bir bilimsel işbirliğimiz var. Ve 3-4 tane de güzel yayınımız oldu. Bilim Dünyası'na sunduk malzemelerimizi. Bu Çankırı Müzesi'nin deposunda saklanıyor Doğa Tarihi Müzesi koleksiyonların büyük bir bölümü. Burada Tanju Hocam'ın çalışmasını görüyorsunuz. Çok kıymetli örnekler var. Özellikle erken geçmiyorsan yaklaşık 8,5 milyon sene olarak adlandırılmış 8,5-9 milyon sene arasındaki döneme ait çok zengin bir memeli koleksiyonu. Burada kılıç dişli kaplan Macardus örneğimiz çok kıymetli bir örnek. Bu da in situ olarak bir gergedana ait. Ayak ve bilek kemiklerini görüyorsunuz. Temizlenmiş bir gergedan kafası. Bu çalışmalar, bu örnekler aynı zamanda bir doktora çalışması ve bilimsel yayın çalışmalarını da kaynak oluşturuyor. Paçalı arkasından bahsedelim. Burada da Berna hocamız, Berna Alpukut hocamızın o çok daha uzun süredir devam ettiği, 80'lerden beri devam ettiği, artık 40 yılı geçmiş bir lokalite. Bu lokalitede Mustafa Kemal Paşa'da Türkiye'nin en zengin orta miyosen lokalitesi. 20 binden fazla fosil var. Hatta dünyanın da en zengin hominoid lokalitesi. 2000'den fazla hominoid örnek var. Bunu özellikle belirtelim çünkü Avrupa'da birçok Doğa Tarihi Müzesi'ndeki hominoid örneklerinin sayısı 3'ü 5'e geçmezken bu lokalitede 2000'den fazla örnek, tek bir örnek lokaliteden çıktı. Burada İspanya'dan gelmiş bilim insanları mikro memeli üzerine çalışıyor. Bazı örnekler Bursa Arkeoloji Müzesi'ne sergileniyor. Diğer bir önemli bir lokalite Özlüce Muğla Fosil Yatağı. Bu da Muğla Arkeoloji Müzesi'nde özel bir bölümde sergileniyor. Kazı çalışmalarını 93'te Bena hocamız yürütmüş. 2021'de bu bölgede yine tekrar yeni kazı çalışmaları müzenin koordinatörlüğünde başladı. Lala Aytaman Doğa Tarihi Seksiyonu'nda burada az ama çok kıymetli bir erken geçmiyorsan faunasının örnekleri var. Neler var burada da hızlı hızlı belirtelim. Bu 2020'deki çalışma, tekrar kazı çalışmaları başladı. Arkadaşlar. Gergedanlarımız var. Anadolu'nun en eksiksiz Anadolu Körlofodon Anatolikus'un kafatası ve onun dışında diğer etraf kemikleri var. Diğer lokalitemiz Ankara Kazan, Kahraman Kazan, Sinop lokalitesi. Bu lokalitede yaklaşık kazan çevresindeki 100'den fazla miktarda lokalitenin materyalinin bir kısmı burada depoda muhafaza ediliyor. Burası da Ankara Epitopus, Ankara maymununun lokalitesi olduğu için çok önemli bir bölge. Orta miyosenden erken pleistosene kadar çok geniş bir zaman aralığında 100'den fazla lokalitenin malzemesine ev sahipliği yapıyor. Burada da bazı kıymetli örnekler var. Bu örneklerde yine doktora ve yüksek lisans çalışmalarına kaynak oluşturuyor. Tabiat Tarihi Müzemizin ve Ankara Üniversitesi'ndeki ilgili bölümlerin öğrencilerine. Yurt dışından bazı örnekler yapalım. Benim çalıştığım yerler Amerikan Doğa Tarihi Müzesi. Daha çok bir depo bölgelerine gelelim. Ne şekilde çalışmalar yürütülüyor? Dioramalar şeklinde bir exhibition'lar var. Onun dışında örnekler çok eski, 1930'lardan kalma kabinetler içerisinde sergileniyor bu şekilde. Örneklerin isimleri ve ilgili bilgiler, lokalite ve sistematik bilgileri gerekirse örnekle beraber bulunuyor. Holotip olan örnekler bütün Doğa Tarihi Müzeleri koleksiyonlarında illaki farklı bir label sistemiyle adlandırılması gerekiyor. Amerika'da kırmızı olarak adlandırılır.
Burada bunun holotip olduğu ayrıca belirtilir. Kırmızı olduğu da bunun aynı zamanda yayınlandığı, holotipinin de yayınlandığını ve yayınla ilgili bilgisinin de bulunduğu anlaşılır. Bu da Amerika Doğa Tarih Müzesi'nin örnekler. Buradaki küratör işi biraz daha zor olduğu için örneklerin sergilenmesi, korunması aslında bir Amerika Doğa Tarih Müzesi gibi büyük bir müze için çok başarılı bir sistem değil. Çünkü buradaki bir örneği alıp yerine yanlışlıkla başka bir örnek koyduğunuz takdirde çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Oysa kapaklı, korunaklı bir sergileme, koruma burada gözlenmiyor. Burada da işte isimlendirme bu şekilde gözüküyor. Nokta örnekler üzerinde dünyada genellik kaidedir bu. Holotipler üzerinde illaki kırmızı bir noktayla onun holotip olduğunu belirtmek zorundasınız. Eğer label kaybolur ya da başka bir şey olursa diye burada bu da güzel bir Barbara Felix'in şeyi. Bunlarda çalıştığımız. Etiket üzerinde eğer bir sonraki çalışmacı, bir araştırıcı eğer sistematik üzerinde hemfikir değilse kendisi bu etiket üzerinde bazı düzeltmeleri yapabilir. Zaten bunun yapılması da küratör tarafından araştırıcıya telkin edilir. Burada da perkroketeksimi olarak eski sistematik ad kroket olarak düzeltilmesi söylenmiş. Enes 1989, Nikos Salonias 89'da bunu bu şekilde düzeltmiş diyebiliyoruz. Geldik Çin'deki örneklere. Yavaş yavaş hocam. Tamam, hızlı bir şekilde geliyorum. Çin'deki örnekler, Çin Doğa Tarih Müzeleri aslında çok zengin koleksiyonlara sahip. Ancak orada da küratör sistemi maalesef biraz daha böyle partinin atadığı kişiler tarafından yürütülen, pek bilimsel olmayan bir çalışmayla ilerliyor. Burada da henüz temizlenmemiş örnekler var. Onun dışında hızlı bir şekilde geçiyorum. Paris Doğa Tarih Müzesi kıymetli bir müze. Burada Küçükçekmece malzemesi var. 2006'da gitmiştim orada fotoğraflamıştım. Sonrasında bunun monografı zaten çıktı. 70'lerde bir papazın galiba bunu sakıncıcılar daha iyi biliyorlar. Onların topladığı malzemelerin bir çoğu burada. Bu da zaten yayına konu olan malzemeler de burada. Benim de çalıştığım dönemde aynı zamanda kim çalışırsa onunla ilgili label çünkü bilim insanına çalıştığı dönem boyunca ona bir şekilde bu örnek zimmetine veriliyor. Bir kartla bu yazılıyor. Ondan sonra küratör vermiş olduğu örneği tek tek kontrol ederek geri almakla sorumlu. Burada Ozan Soy Hoca'nın bir şekilde Paris'e gitmiş olan örneği. Orada örnekler böyle. Viyana Doğa Tarih Müzesi'nde de bu şekilde sergileme maddemi var. Her ne kadar çok kıymetli bir müze olsa da depolarındaki sergileme küratörün çok yoğun olmasından dolayı çok iyi değil. Her şey her yerli yerinde değildi. Bakın buradaki örneklerin dağınıklığına çok kötü bir koleksiyon yönetimi var burada. Belgrad Doğa Tarih Müzesi, geçtiğimiz aylar oradaydım. Orada da çok kötü bir sistem vardı. Her şey yerli yerinde değildi. Rusya'daki örnekleri çalıştığımızda, Rusya'daki örnekler nispeten biraz daha iyi. Ancak Rusya'da da genellikle malzemeleri çalışan bilim insanları müzeleri geri vermediği için bilim insanlarının odalarında malzemeleri çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu da işte Petersburg'daki Zooloji Müzesi'nde çalışmıştım. Oradaki örnekler. Buraları hızlı hızlı geçelim. Yaşan Doğa Tarihi Müzesi. Malzemeniz, evet. Şuradaki çok enteresan bir örnek vardır. Buradaki güzel bir sırtlan çenesinde eksik olan örneğin yerine bir filin, daha doğrusu bir mastodonun süt dişini ekleyerek malzemeyi tamamlamışlar. Maalesef Çin'de Doğa Tarih Müzeciliğinde bu gibi düzenbazlıklar çok sık karşılaşılıyor. Doğa Tarih Müzelerinde Çin'de tabii örneklerin üzerine düşünün. Burası orijinal lokalite. Orijinal lokalitenin üstünü kapatarak onu şey yapıyorsunuz. Şurada ben kalıyorum. Ölçek olarak bakabilirsiniz. Çok güzel bir müzecilik anlayışı var. Bu açıdan çok şeyler. Kısaca hemen hızlı bir şekilde Avrupa'dan birkaç örnek göstereyim. Ne şekilde sergili örnekler korunuyor? Gördüğünüz gibi raf sistemiyle sergileniyor. Daha önemli örnekler, ağır örnekler raflarda, küçük örnekler, mikro örnekler ise Braille sistemde sergilenmek durumunda. Üzerindeki label'lar ne kadar eskiyse o kadar kıymetli. Bakın burada 19 çok daha eskisine yazılmış numaralar. Burada duruyor Samos örnekleri. 1920'lerde gelmiş buraya. Hala orijinal örnekler bu şekilde duruyor. Burada da küratör sistemi çok iyi değil. Örnekler çok fazla açıkta. Bunların kapalı olması gerekiyor. Evet, Bern Doğa Tarih Müzesi de bu şekildeydi. Burada omurgalı ve omurgasız örneklere ait örnekler var. Bakın burada sonuçta hepsi ilk saklandığı şekilde aynı kabinetlerde saklanıyor. Bu çok güzel bir şey.
Mikro paleontoloji laboratuvarları ve ziyaretçilere açık paleontoloji laboratuvarları yine doğa tarihimizin olmazsa olmazları. Burada küratörler ziyaret eden bilim insanlarının yazılardan oluşan etiketleri de saklıyorlar. Böylelikle burada 1917 yılında bir örneğin üstüne yeni bir çalışan bir bilim insanının yeni notlarını burada canlı olarak görebiliyorsunuz. Bu açıdan çok iyi. Jeoloji depoları, botanik depoları bu şekilde sergiliyor. Amonitler bu şekilde sergilenmiş Almanya'da, Darmstadt'ta. Darmstadt koleksiyonları, Messer koleksiyonları bu şekilde. Ancak yine çok 1960'lardan, evet 60'lardaki kap sistemi hala günümüze kadar kalıyor. Çok fazla yenilik yok. Hannover koleksiyon alanı bu 1968-72'deki Türkiye'nin ilk projesindeki Almanların MTL yapmış olduğu çalışmalarındaki tüm malzeme, aynı sondaj karotları da dahil olmak üzere Hannover koleksiyonun -2 kotunda sergileniyor. Çok geniş bir alan burası, futbol sahası büyüklüğünde. Burada Türkiye'nin dört bir yanından inanın bütün sondaj loglarını hala burada tutuyorlar. Aslında bunların tabii MTA'da olması gerek. Evet, bu da Türkiye'den Hannover'de duran Türkiye'ye gelmemiş örneklerin bir listesi. Onlar da son derece kötü bir şekilde saklanıyor. Birçok örnek farklı lokaliteler karışmış halde yerinde tespit ettiğim için söyleyebilirim. Bu da bir müze doğa tarih müzesi. Çok güzel bir müze olarak gözükse de yine koleksiyonlar daha ilkel şartlarda sergileniyor. Evet. Marsilya Müzesi'nin koleksiyonlarının durumu da aslında Avrupa'daki diğer koleksiyon durumlarından farklı değil. Vernadsky Müzesi'ne ilk giren Türk bilim insanıydık biz Ege Üniversitesi Doğa Tarih Müzesi koleksiyonları. Burası 1920'den sonra neredeyse hiç ziyaret edilmemişti. Koleksiyonlar birçok dolap şişmişti, açılmayacak durumda. O yüzden birçok örneği göremedik. Ancak çok zengin bir kuaterner koleksiyonu var bu Vernadsky Müzesi'nde. Orada da çektiğimiz örnekler, çalıştığımız malzemeler. Evet, daha fazla şey yapmıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Serdar Hocam, çok sağ olun. Çok kapsamlı bir sunum oldu. Elinize, emeğinize sağlık. Ben sorulara geçeceğim birazdan. Yalnız sorulara geçmeden önce Serdar Hocam'ı yollamadan bir şey soracağım. Çünkü sosyal medyada sürekli karşılaşıyoruz. Özellikle şu soru geliyor. İşte bende koleksiyon var, bunu doğa tarihi müzelerine bağışlamak istiyorum. Evet. Bir kurum değil bu, bu kişiler arazide karşılaştıkları zaman. Bunun şeyle ilgili bize bilgi verir misiniz hocam? Şimdi eskiden arkeoloji müzelerine teslim etmemiz gerekiyordu kanun gereği. Sonrasında bu biraz daha yumuşatıldı. Artık üniversitelerin ilgili bölümlerine, doğa tarihi müzelerine ya da herhangi bir müzeye de bunu teslim edebiliyorsunuz. Şu an mesela Eskişehir'de bir fosil bulduğunuzda Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde teslim etmeniz gerekiyor. Ama onlar size bazen maden teknik aramaya ya da İzmir Doğa Tarihi Müzesi ya da işte Sivas Doğa Tarihi Müzesi'ne yakın yerlere yönlendirebiliyorlar. Hani oralara gönderirseniz var onlar mı? Daha çalışır. Efendim? Prosedürü var mı? Prosedür aslında mı? Yok. Yani müze o şekilde yapabiliyor ya da kendisi direkt sizden alabiliyor. Ama dediğim gibi bu çok enteresan bir konu. Yani bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. 2860 için çözülmesi gerekiyor. Çalışıyoruz hocam o konuda. Teşekkür ederim yeniden. Teşekkür ederim. Şimdi hocalarım, hepinize öncelikle çok teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, sizlere de geç saatlere kadar kaldınız. Ne mutlu bize. Bugün güzel bir iş yaptık, öyle tahmin ediyorum. YouTube'dan bir soru var. Sevgili Funda Hocam'a sormuşlar. Funda Hocam acaba burada mı? Funda Hocam? Buradayım. Tamam hocam. Hocam şöyle bir saniye sizden rica ediyorum. Sorulara geçmeden önce hazır elimdeki soruları bir vereceğim size, soracağım. Hocam karbonifer yaşlı YouTube'dan gelmiş Şükrü Aslan isimli bir dinleyicimiz. Karbonifer milyarlarca yılda oluşan mükemmel hidrokarbon yatakları tesadüfen oluşmuş olabilir mi diye soruyor size. Herhalde kömür yataklarını soruyor hocam. Evet, orada yani o devasa bir alan orası. Zonguldak, Bartın, Amasya. Tabii bunu anlatmak lazım, boyutu fark etmek lazım. Böyle bir şeyin gelişi güzel ya da yeni oluşmuş olması gibi bir olgu yok. Ne diyeyim o arkadaşımıza? Başka ne diyebilirim ki? Hocam, şunu görüyoruz biz tabii ki. Tüm canlılarda olan
işte tek hücreliden günümüze olan değişimin içinde bir yerde yer alıyor bu. Günümüzden çok farklı bitkileri barındırıyor, fosil bitkileri barındırıyor. Dolayısıyla başka türlü olmuş olması mümkün değil diye düşünüyorum. Öyle gidiyorum. Teşekkür ederiz hocam. Hocam bir soru daha gelmişti o ilk bölümde yine sizinle ilgili. Müsaadenizle sizi göndermeden önce o soruyu da sorayım ben size. Bu küresel iklim değişimlerinin geçmişini soruyor. Şu anda duruyorum, antroposen kaynaklı mıdır o soru mu? Ha, evet evet hocam onu ben taşıyayım. Şimdi tabii ben çok antroposenle ilgili değilim. Fosil kısmı daha çok çalışıyorum ama tabii ki elimizin altında. En son bu hazırlarken bitkilerdeki evrimsel değişimi, Türkiye, Anadolu ne gösteriyor bize, ne veriyor? Tabii benim yapabildiğim daha çok polen ve spor kaynaklı verilerle bitkisel verilerin ilişkilendirmesi, aynı zamanda kıtaların karasal ve denizel alanların değişimi, yani paleo-coğrafya ve buna bağlı iklimsel değişimler. Neydi, nasıldı, nereye doğru gidiyor? Son yapılan Skotasen'in yeni yayınları var. Onlarda da 1950'den itibaren devasa karbon değerlerinin çok düşünmüş olmasına rağmen 1950'de böyle devasa bir pik yapıyor. Onun bir eğrisi var. Sıcaklıkla ilgili hem de karbon dioksitle ilgili. Demek ki antroposenin etkisi var. Yani bunu yatsımamamız gerekiyor. Ama bunun boyutu nedir? Artık bu beni aşan bir şey. İklim bilimcilerin yani burada ne kim girecek işin içine? Meteorologlar girecek, diğer bilim kurumları girecek, dünyanın Milankovitch döngüleri girecek. Yani burada cevaplamak için. Ama şöyle görünüyor, aslında serinliyor görünüyor. Bizim yaptığımız çalışmalar bunun ısındığını değil, serinlediğini gösteriyor. Ama devasa bir süreçte, jeolojik süreçte, devasa iklimsel değişimler yaşamış bu dünyada insanın etkisinin ne olacağı konusu bugün halen tartışılan bir noktada duruyor diye düşünüyorum, görüyorum, okuyorum. Ama bu sıcak, hani soğuk, kurak, sıcak, yağışlı ya da her soğuk kurak mıdır? Hayır, soğuk, yağışlı da olabilir. Bu süreçler de var ama şu anda biz ısınmış ve hani bu karbondioksitin artışıyla da atmosferdeki ısınmış gibi duruyoruz ama aslında bizim en son bulgularımız serinliyor diye gidiyordu. Tabii günümüzden çok daha önce, en azından ne diyeyim, geç pleistosene kadar ya da erken orta pleistosene kadar. Tabii bunları toparlayıp biriktirmek bir insan ömrüne sığmıyor. Bizden sonraki çalışacağımın da bunları eklemesi gerekecek. Bizler bir toplarsak eğer hepsini bir araya, onlar da devam ettirecekler diye düşünüyorum. Ama insanın etkisi var ama bunun boyutu %'yi soruyor arkadaş, onu bilmiyorum. Bilen hocam varsa burada eklerse sevinirim yani. Ben de öğrenmiş olurum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ben söz vereceğim el kaldıranlara ama bir soru daha geldi az önce birinci bölümde. Biz son 500 milyon yıldaki fosil kayıtlarından bahsettik ama arkadaşımız Türkiye'deki en eski kayacı sormuş. Aral hocam müsaitse ondan cevabı alayım. Tabii ya, şimdi en eski kayıtlar, Türkiye'de fazla eski kaya yok aslında. Prekambriyen kayalar, yani Kambriyen patlama süreci kayalar birkaç yerde var. Belki en büyük monstraları bu Bolu Masifi denen Bolu'nun kuzeyinde mevcut. O bölgede yani 560-570 milyon senelik büyük granitler var. Onun dışında Menderes Masifi dediğimiz, yani bu Muğla kuzeyinde geniş alanlarda yine benzer yaşta granit kayalar var. Ama Türkiye nispeten genç bir ülke. Yani Avustralya'da, diyelim Kanada'da 3 milyar senelik kayalar bulunuyor. Türkiye'de ise böyle kayalar yok. Türkiye çok daha genç bir jeoloji sahip. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Biz bunlara genelde infrakambriyen soru işareti koyuyoruz diye hep anlatıyoruz. Doğru mu söylüyoruz bilmiyorum ama. Evet, yani bunlar geç neoprotrofik. Yani bu Panafrikan dedikleri 540-560 senelik. 600'e kadar gidiyor herhalde. Evet, evet, evet. Ancak o kadar. Teşekkür ediyorum.
Ben Faruk Hoca'dan, Faruk Hoca'ya söz vermek istiyorum şimdi. El kaldırıyor kendisi. Buyurunuz Faruk Hocam. Salih'in sesi açabilir misin acaba? Herkesin sesini açabiliriz. Ses gönderdim Gülemin Hocam. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Faruk Bey, sesinizi açabilirsiniz Faruk Hocam. Açılmıyor mu? Davet göndermiş miydin Salih'cim? Davet gönderdim Gülemin Hocam. Oturum şey yapabilirim isterseniz. Siz açabilirseniz lütfen siz açın. Toprak, sen açabiliyor musun sesini? Evet hocam, açabiliyorum. Senin sorunu alalım o zaman. Hocam, ben şey soracaktım. Bu fosillerin satışından bahsetmiştiniz. Hı hı. Bunlar yasal olduğu gibi yasal dışı şekilde satışı yapılıyor mu? Evet. Yasal bir ceza uygulanıyor mu? Evet. Serdar cevaplasın istersen. Serdar'cığım sen cevaplar mısın? Yani dediğimiz gibi o kanun gereği fosilin satışı yasak. Fosil satış yapamaz. Ancak müzeler ya da özel koleksiyoncular kendi aralarında bunun alımın satımını yapabiliyorlar. Tabii bunu belli dönemlerde müzeler tarafından denetlendiği için bildiriyorlar. Ama onun dışında bu özelliklere haiz olmayan kişilerin fosilleri satmaları, yani toplamaları şey değil, ancak satış yapmaları, özellikle bunu sosyal medyadan duyurmaları aslında çok yanlış. Teşekkür ediyorum Serdar. Evet, bu konuda öncelikle sizi kutlamak istiyorum. Uzun zamandır bu kadar yoğun katılımcı bir webinara katılmamıştım. Tüm emeği geçen herkesi kutlamak istiyorum. 150'nin üzerinde Zoom katılımı vardı. Ayrıca da diğer kanallardan da isteyenleri gördük. Burada ben bir anekdotu aktarmak istiyorum. Gerek Funda Akgün'ün, gerek Sacı Tözer'in katkısıyla, diğer taraftan da Nejat Kun, Osman Can'dan da destek vermişti. Biz 1989-90-91'de lise son sınıftan gelen öğrencilere okul kimlik kartı karşılığı fosil ve mineralleri İzmir Enternasyonel Fuarı'nda dağıtmıştık. Buradaki hedefimiz o öğrencilerin jeolojiye ve paleontoloji, mineralojiye karşı ilgilerini artırmalarıydı. MTA'ya geldiğimizde Ülker Özlem'i, bir defa Ülker ablayı ruhu şad olsun, Fikret Ozansoy'un şu anda en çok ziyaret edilen müzelerden birisi de, geçenlerde Tanju Kaya ile birlikte orayı da hatırlayacak arkadaşlar da, biz ilkokul öğrencilerini oraya götürdük. Bayağı yoğun bir ilgi olan noktalardan birisi. Dolayısıyla bu büyük bir ilgi görmesi sevindirici. Bu nedenle sizi bu organizasyon nedeniyle kutlamak istiyorum. Deri ki antik renalini Aral Hoca hatta görüyorum. Derik'teki Kambriyen, Türkiye'deki Derik antik renalinde gördüğümüz fosilli, ama bunun yanı sıra en çok spriferleri topladığımız İstanbul Devoniyeni var ki bugün tamamen binaların temelleriyle alt üst olmuş durumda. Artık gidip de ne fosilleri Pilorodiktyum Konstantinopolitanum'u da göremiyoruz. Spriferleri de toplayamıyoruz artık. Bu İstanbul'a yakın olan bütün arkadaşlara da o bölgedeki olayı bir aktarmak isterim. Diğer taraftan bütün Sevim'i görüyorum, Ercan'ı görüyorum, Funda zaten devamlı görüşüyoruz. Hepinize bu akşam bu saate kadar da görülen ilki bir önerim olacak, ama kabul ederseniz çok gençleri de görüyorum. Dolayısıyla tam okulların tatile girdiği bu süreç içerisinde
İsterseniz bizlerin de desteğiyle önceden haber verirseniz ortaokul, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine yönelik olarak bir hafta sonunu organize edelim. Ve onlara sadece onların düzeyinde bu güzel anlatılan konuları biraz daha onlara uyarlayıp anlatabilir isek önemli bir katkı sağlamış oluruz diye düşündüm. Önerim de bu olacak. Bakın şu anda tatildeler biliyorsunuz. 15 gün tatildeler. Bunda olur. Önümüzdeki tatil dönemi olur. Bir hafta sonunu onlara ayıralım mı? Ne dersiniz? Çok teşekkür ederiz önerinize. Bu zaten bu amaçla yapıldı Faruk Hocam. Önümüzü görelim insanlar ne kadar ilgileniyorlar diye. Ama bu tabii çok çabuk organize olabileceğimiz bir şey değil. Siz bir de yüz yüze katılımdan mı bahsettiniz? Yani öğrencileri alıp araziye götürüp yerinde göstermek ve yüz yüze yine anlatmak şeklinde büyük bir organizasyon. Bunu ilerleyen zamanlar için düşünebiliriz. Onları yapıyoruz. Gülemin. Benim önerim şu anda online olarak hafta sonu dediğim onları götürmek zaten onu şu anda hepimizin görevi. Yani buradaki yakın yörede bir şeyleri yapmak için çalışıyoruz. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de Kültür Park'ta bir doğa tarihi müzesi projesi var. Dileriz onunla o da devreye girmiş olur Ege Üniversitesi gibi. O değil, öğrencilere bir hafta sonu bu anlatılanlar çok ilginç onlar için de. Bakın katıldılar da biraz önce ama bu saat çok geç. Şu anda saat 11. Bu nedenle bunu dedim, hafta içi acaba 14 gibi, yani şu anda havalar da müsait gibi görülse de evde onları yakalayabiliriz. Aileler de mutlu olacaktır diye düşündüm. Çok bu tabii biraz yaşlı bir hocanın önerisi. Konuya nasıl bakarsınız bilemiyorum. O nedenle bir deneyelim isterseniz. Eğer bir de sınırlamayı kaldıralım. Bakın 100 sınırlaması aştı. Sonra 150'ye onu da aştığını gördüm. 500'lük falan bir grubu alsak iyi olur o zaman. Teşekkür ederiz hocam. Bunlar kaydediliyor. Notlarımızı aldık. İlgileneceğiz. Sağ olun. Tüm arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Size de iyi akşamlar. Soru var mı acaba? Soru yoksa ekrandan bir soru görüyorum ben şu anda. Belki Atike Hanım ya da yine Serdar Hoca cevap verebilirler. Anadolu'da hominidlere ait özel bulgular var mıdır? Aslında Atike Hocam bahsetmişti sunumunda. Nerelerde bulunuyor? Söyleyeyim istiyorsanız. Tamam. Aslında onu en iyi şey söyler yani Ayla Hoca'nın konusu o. Ayla Hoca varsa o cevaplayabilir. Ama yoksa Ayla ben hocam... de devam edebilirim. Orada mı Ayla Hoca? Bilmiyorum. Bakıyorum. Çıkmış olabilir Ayla Hoca. Tamam. Şimdi Ayla Hoca'nın da yürüttüğü yani hominoid lokaliteleri Türkiye'de çok zengin hominoid koleksiyonları var dedim. Paşalardan başlıyor. Onun dışında Çorakyerler, Ankara, Sinop. Onun dışında İç Anadolu'da yeni lokaliteler buldular onların. Çalışmaların sonuçlarını bekliyoruz. Hani Avrupa ile kıyasladığınızda önemli lokalitelerden, önemli ülkelerden, referans ülkelerden biri. Bir de ancak sonrasında yani miyosen insansı maymun örneklerimiz çokken sonra bir pliyosende bir boşluğumuz var. Pliyosen malzemesi primat dahil olmak üzere neredeyse yok. Sadece bir tane Eskişehir'den bir pliyosenden bir primat kaydı var. Onun dışında Homo erectus'a kadar bir boşluk var. Sonra erectus var çok şükür. Cihat Alçay'ın yönetiminde çalışmalarıyla ben de o malzemelerin çalışmasına katılmıştım. Hatta malzemelerin bir kısmı bizim üzerimizde sergileniyor. O var. Onun sonrasında ise artık daha genç dönemlere ait Neandertal ve daha ya da daha arkaik Neandertal örnekleri var. Karayın mağarasında mesela kıymetli örnekler var. Daha ama primat örnekleri aslında Anadolu'da çok eskiden hatta Eosen'den de primatlar geçtiğimiz yıllarda yayınlandı. Yani daha önce hiç bilmiyorduk. Oligosen'de bir boşluk vardı. Bir anda Eosen-Oligosen arasında bir primat bulgusunu buldular. O açıdan çok önemli bir boşluğu da Türkiye doldurdu. Kısaca zengin koleksiyonumuz var. Teşekkür ederim Serdar Hocam.
Atike Hocam bir şey mi diyecektiniz? Az önce elinizi kaldırdınız. Vallahi Serdar çok ayrıntılı verdi. Ben çok fosil lokalitelerinin burada duyurulmasından yana değilim. Ama Anadolu'da insan fosilleri ve artı primatların bulunduğunu Türkiye fosillerini tanıtırken belirtmiştim. O nedenle el kaldırmıştım. Tamam hocam, çok teşekkür ediyorum. Serkan Hocam söz istiyor. Serkan Hocam. Evet hocam. Duyuyorsunuz değil mi hocam? Evet evet hocam, lütfen. Ben bu antroposenle ilgili bir takım şeyler söylemek istiyorum esasen. Buyurun. Şimdi bu antroposen zamanının aslında nereye konduğu da belli değil. Yani jeolojik zaman çizelgesinin içerisinde bir yere öneriliyor bu. Kimisi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruluyor. Kimisi tarım devrimine kuruluyor falan. Bu arada bir problem var. O çok şey değil. Ama esas şey şu, bu antroposende gerçekten insan etkisinin çok fazla olduğu ve dolayısıyla atmosfere salınan sera gazlarının oldukça çok fazla olduğu aşikar. Çünkü 2050 yılına kadar dünyamız çok yani ciddi anlamda ısınacak gibi görünüyor. Çünkü karbondioksit miktarı çok fazla miktarda gidiyor. Bunun içindir ki mesela teknolojik artık arabalarda falan şeyler kullanılıyor. Hibrit arabalara dönüldü, elektrikli arabalara dönüldü falan filan. Dolayısıyla bununla ilgili 1980'lerden itibaren bir sürü toplantı yapılmış. Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Kyoto Protokolü, işte Bonn Anlaşması, işte Paris Anlaşması ve ülkemiz de zaten bunu kabul etti. Paris Anlaşması zaten kabul etti. Ve giderek bir insan etkisinin olduğu ve dolayısıyla dünyanın ısındığını çok genel anlamda söylememiz mümkün. Bu bilgiyi ben burada paylaşmak istedim sizlerle. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Soru var mıdır? Zaten çok da geç bir saat oldu. Evet. Mehmet Hocam buyurun lütfen. Sesim açıldı mı acaba? Evet evet hocam, duyuyoruz sizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten güzel bir akşamdı. Geç saatlere kadar da sürdü. Konular da ilginçti. Ben kısa bir hatırlatma Serkan arkadaşıma söyleyeceğim. Onu yazmıştım ama Güldemin sen herhalde görmedin şeyde mesajlarda. Çok hızlı ilerledi hocam, görmedim evet. Kısaca bir daha dinozoru dinozor olarak yazmayın. Ağla yazılmaz dinozorlar. Onu belirteyim dedim. Klavye hatasıdır belki hocam. Klavye hatasına benzemiyor çünkü birçok yerde geçiyor. Anladım hocam. Ben de yapıyorum. Bunu hatırlatmak istedim. Hayır, başka bir yerde yazılır da biz kendi aramızda böyle konuşabiliriz. O kadar önemli değil. Ama başka bir yerde yazılırsa yani yazım şekli öyle değil. Oğla. Tamam. Onu söylemek istedim. Teşekkür. Tamam hocam, çok teşekkür ederiz. Ali Baykul bir şeyler yazmış. İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda süs taşıma mağazalarında yurt dışından ithal fosil satışları da yapılmaktadır. Kesinlikle çok haklısınız. Her yerde görüyoruz, yasak olmasına rağmen yapılıyor. Kemal Akalın, Serdar Hocam'a sormak istiyorum. Yaşadığım yerde çok fazla olacak şekilde fosil ağaç örnekleri var. Bunlardan küçük unsurları öğrencilerime hediye etmek isterim. Yasal olarak sıkıntı olur mu? Yaşadığı yer neresi tabii bilmiyorum. O onu belirtmemiş. Vallahi nasıl diyeyim? Hediye edecekmiş hocam. Hediye edecekmiş. Şimdi Güldemin, ben memur adamım. Yani şimdi ne derler bu? Yani kanun böyle söylüyor. Hani ben ondan yanayım diye. Ben sadece şeyim burada. Söylüyorum, kanun budur demeye getiriyorum. Yoksa hani problemleri var. En azından Avrupa'daki gibi biraz daha esnek bir sistem haline getirilmesi gerekiyor. Avrupa'da biraz daha esnek. Bazı ülkelerde çok esnek hatta, ama bazı ülkeler bizden çok daha sıkı. İspanya bizden çok daha sıkıdır. İspanya'da çok daha sıkı bir yöntem var. Ama hepsinin de bu kanunlar darbe dönemlerinin kanunları. O dönemlerden gelmiş, o döneme kadar gitmiş. İşte İspanya'nın da biliyorsun tarihi, bizim tarihimiz. Yani junta kanunlarından gelen bir olay bu. Ancak yurt dışından getirilen örnekler var, satılıyor onlar falan. Onlarla ilgili çok şey bilemiyorum. Hani ben ülkemizdeki şeyin korunması, onun
koleksiyonlara yerleştirilmesi şeklinde bir şeyim var, öngörüm var ama hani özellikle bahsettiğim Kuzey Afrika'dan tonlarca örnek geliyor. Trilobittir, amonittir, gastrolobittir, özellikle invertebre, omurgasızlar konusunda alım satımları yapılıyor. O konularda ben tarafsızım, nasıl olur bilemem. Ancak o dediğim beyefendinin şeyine, sorusuna gelince, yani buna nasıl cevap vereceğim bilemiyorum. Çünkü hani fosil var. Yani çok kötü bir fosil. Daha doğrusu hani bilimsel bir veri barındırmayan bir örnektir. Hani fosil olarak dahi adlandıramayız. Bir de o var. Yani kırık dökük bir parçadır ama ucundan fosil olduğunu söylerseniz ama bir tane vardır, müthiş bir gövdedir. Ondan hemen bir yayın çalışması yapılabilir. Onu bilmek, görmek gerekiyor. Anlatabildim mi? O yüzden ben bu konuda biraz çekimser kalıyorum. Fakat yine de değerlendirmeden örnekleri bir göstersinler ilgili müzelere, ilgisi bilim insanlarına. Bunu çalışan çok kıymetli hocalarımız var. Ünal Hoca çalışıyor, Funda Hocalar bu konuları iyi bilirler, çalışırlar. Hani sorulsun, eğer bilim yararlanacaksa bilim yararlansın öncelikle, öğrenci değil. Ama şey, bilim bu konuda bir şey söylemiyorsa tabii öğrenci yararlanabilir. Gerçek değil mi Serdar'a iki cümle? Buyurun hocam. Atike hocam, Funda hocam bir araya girdi. Ben bu konuda bilgi vermek istiyordum da o nedenle. Tamam Atikeciğim, sen söyle. Şimdi hocamıza önce ülkemizdeki 2863 sayılı kanunu okumasını öneriyorum. Her ülkenin de evet yurt dışından getirilen, satılan fosiller, mineraller var. Her ülkenin koruma statüsü farklı. Bazı ülkelerde hiç yok. Kürekle toplayıp kürekle gidiyorsunuz, turist olarak çıkarıyorsunuz. Ama bizim ülkede var, tam uygulanıyor mu dersiniz? Serdar da örnek verdi. Hayır, tam olarak uygulanmıyor ama normalde devletin koleksiyonculardan satın alma ve koleksiyona dahil etme yasalarımızda açık bu. O nedenle hani koleksiyoncular topluyor belki. Ama bunun bir satışının yasal olarak bizim ülkemiz kanunlarına göre şu anda yapılmaması gerekiyor. Onun için hani topladığını öğrencilere hediye etmek, vermek, gerçekten bir müzede sergilenecek, bir araştırma yapılacak obje ise bunların öncelikle üniversitelere, müzelere gösterilmesi, sonra da bana göre kanunumuz ne diyorsa ona göre davranmamız gerekiyor diye öneriyorum. Pardon Funda Hocam, buyurun. Benzer şeyi söyleyecektim. Ben kanunun numarasını bilmiyordum ama evet. Açıkçası. Ama önce bir yükümlülüğümüz var. Hı-hı. Anadolu'muzun ne kadar malzemesinin gittiğini Serdar bize gösterdi. Ucundan kıyısından gösterdi. Ben daha çok olduğunu biliyorum zaten. Onun için lütfen sizleri rica ediyorum. En yakın kişiye ulaşınız. Onlar sizi yönlendirir. Bir bakılsın. Siz de öğrencilerinizde hani çok değerli olmayan kısımlarından tabii ki verirsiniz, edersiniz ama o çocuklarda onun kıymetini öğrenmesi için önce görmeleri lazım. Ne işe yaradıklarını, insanların nelerle ilgilendiklerini bence önce onu öğretin, sonra öğrencilerinize hediye edin deme isterim. Teşekkür ederim Atike, Serdar. Hocam, evet. Demin hocam söz sizde. teşekkür ederim hocam. Yok, sözü ben savunmaya vereceğim. Çünkü soruyu soran hocam el kaldırdı, Kemal hocam. Kemal hocam buyurun lütfen, sesinizi açın. Sesinizi açabilirsiniz Kemal hocam. Buyurun. Şimdi açıldı, evet. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Yani yasal prosedürün ne olduğunu öğrenmek için açıkçası sordum. Çünkü az önceden beri de Serdar Hocam'ın da bahsettiği gibi sosyal medyada çok rahat satılan fosillerden değil tabii benim bu sormak istediğim. Ben Tekirdağ'da yaşıyorum, Malkara'da yaşıyorum. Bizim bölgemizde ağırlıklı olarak kömür ocakları var. Dolayısıyla fosil ağaçlar da çok fazla var, çok yaygın. Öğrencilerimiz tarafından da geliyor. Ancak bir bölgede tarlanın içerisinde kırılmış, işte el büyüklüğünde, daha küçük ama ağaç formunu koruyan ya da dal formunu koruyan, şeklini koruyan çeşitli şeyler var, kayaçlar var. Ben bunları okulumda, derslerimde gösteriyorum öğrencilere. Merak ediyorlar tabii ne olduğunu. İşte büyük örnekleri de var yine o bölgeden buldum. Benim merak ettiğim yasal prosedür nedir bunu? Yani ben öğrencilerimi bunu
vermek istiyorum ya da onlara hediye etmek istiyorum derken bir anlamda bu tür bir şeyi nasıl yaygınlaştırabiliriz? Yani bilimsel olarak yani bilimsel yönüne nasıl çekebiliriz? Az önce bir hocamızın da bahsettiği gibi yani örnekleri öğrencilere vererek onlarda bir merak duygusu yaratabilir miyiz? Şey var bir de yasal durumunu merak etmiştim açıkçası. O yüzden sordum. Çok teşekkür ediyorum zamanınızı aldım. Ama benim bahsettiğim örnekler belki bilimsel olarak da değerlendirilebilecek, araştırılabilecek örneklerimiz var bölgede ama bahsettiğim işte tarla sürülürken kırılmış, parçalanmış, el büyüklüğünde belki daha küçük bu parçalardan bahsetmiştim. Teşekkür ederim. Ben ufak bir şey söylemek istiyorum Güldemir Hocam, beyefendi de Kemal Bey'e. Şimdi bu gibi durumlarda müzeler bilirkişi gibi bizlerden şey istiyorlar. Özellikle kolluk kuvvetleri. Yani böyle bir şey var. Bunun, bu yasa çerçevesinde ne şekilde değerlendirilebilir? Ona göre biz bakıyoruz. Evet, bu fosil olarak hem de bilimsel olarak da değerlendirilebilecek. Korunması açısından da çalışmaya elverişlidir. Ya da hayır, neden? Korunma derecesi çok kötü olup fosil için gerekli karakterleri barındırmamaktadır. O yüzden bu kültür varlığı olarak görülmesine gerek bulunmamazdır diye rapor yazarız. O rapor yaptıktan sonra artık o bir yerde şey olur, konu kapanır. Genelde bu gibi şeyler yapıyoruz. Bize habire geliyor bu şeylerden. Böyle bir fosil kaçakçılığı var, şu falan var. Bununla ilgili bir rapor verir misiniz? Bu nedir, bu nedir diye. Emniyet bize fosilleri beraberinde getiriyor. Buna göre rapor veririz. Ve birçoğunda da yani işe yaramaz örnekler. Yani o şekilde raporlarımızı şey yapıyoruz. Ama bazen de çok güzel örnekler geliyor. Onlar da direkt müzelerin envanterine alınması gerekiyor diye de biz oraya şer koyuyoruz. Teşekkür ederim. Sorunuz cevaplandı galiba. Biz de ilginize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, sonlara geldik zannediyorum. Var mı tekrar soru? Zannediyorum yok. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle de hocalarıma, başta sevgili Süphan'a, Funda hocama, Serkan hocama, Okay hocama, Aral hocama çok özür dilerim. Atike hocama ve son olarak Serdar hocama hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum bu saatlere kadar kaldığınız için. Benim amacım aslında bir çeşit paleontoloji okul yazarlığı yapmaktı. Çok deneyimsizim. Yani bu konuda ne yapabileceğimi bilmiyordum. Bir başladım, adım attım, bir tepkileri aldım, bunları not ettim. İlerleyen zamanlarda özellikle de ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik özellikle çalışmalara devam edeceğiz. Çünkü çok büyük bir sıkıntı. En büyük sıkıntılardan bir tanesi jeolojiyi jeologlar anlatmıyor ortaokul ve lise öğrencilerine. Yani belki burada meslek şeyi de yapmış oluyoruz. Coğrafyacılar anlatıyor. Coğrafyacılar da yeteri kadar anlatamıyorlar. Belki bu sayede doğru kanallardan doğru bilgiye erişim olanağına sahip olmuş olabilirler. Hepinize çok teşekkür ediyorum yeniden. İyi geceler diliyorum. Bir başka programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.